Evet, 6 Nisan Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, program arkadaşlarım sevgili Tolga Nimal ve sevgili Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan programımız süresince bizler burada zaten bir hafta aradan sonra, bir de üstelik aslında tam bir haftadan da fazla oldu. Pazar günü, geçtiğimiz pazar belediye başkanlığı seçimleri vardı. Dolayısıyla bir haftadan uzun bir süreden sonra yeniden birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz. Ben klasik sorumu soracağım hemen arkadaşlarıma. Geçtiğimiz hafta nasıl geçti, neler söyleyeceksiniz sizler için? Evet, seçimin akabininde pazartesi günü işte Bursa'daydım ben. Orada atlarımız malum, rutin atlarımızın idmanları, işte rutin işleri derken Cuma günü tekrar İstanbul'a geldik. Hı hı. Programa da çok iyi hazırlandık. Hafta içi notları da güzel bir şekilde aldık. Hı hı. Güzel bir yayın bizleri bekliyor. Pekala. Eray, senin nasıl geçti? Vallahi soğuk algınlığı dışında iyi. Havalar çok enteresan şekilde soğuk gidiyor. Evet. Daha doğrusu ısınır gibi oluyor. Akşamında serinleyince çok da ayak uyduramadık. Biraz soğuk algınlığı var. Onun dışında iyiyim. Evet. Bir sıkıntı yok. Yarışlarımızı takip ettik. Günün hazırlığı derken bir kez daha buradayız. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Pekala. O zaman hemen biz iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. @cantinazhakan bizim Twitter adresimiz. Programa katkı ve katılımda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızın Twitter adresleriyle tabii ki katılımda bulunabilirsiniz dedikten sonra hemen bir bakalım neler gelmiş sizden. Önce bir kontrollerimizi yapalım. Bakalım siz değerli dostlarımızın özellikle gündemle ilgili soruları var mı? Özellikle varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Bizde akış biliyorsunuz o şekilde ilerliyor. Normal rutin akışımızın yanı sıra. Evet, bakıyoruz hemen. Özgür Efe, Hakan Korkmaz, Emrah Baykuş ve Can Yıldız paylaşmış Son Düzlük Başlıyor tweetini. Sizler de kendi listelerinize gönderirseniz mutlu oluruz diyelim. Ve Hakan abi, Ankara'ya yaz geliyor. Hakan abi, Ankara'ya niye gelmedin hala? Geleceğiz kardeşim. İnşallah en kısa zamanda oradayız diyelim. Yine iyi yayınlar abi. 30 Mart Adana yarışlarının son ayağı, Burhan isimli tayın start öncesi huysuzluk yapması, akabinde yıkılması ama yine de start alması ve sonuç %27 AGF ile tabela dışında kalması, altımızın buradan yatması demiş. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu tip konularda bir önceki haftada yine hatırlayacaksınız. Tay koşusunda da çim yarışında biliyorsunuz makinenin altına girmiş, tendürek koşusunda evet, da benzer şeyi göstermiştik. Bu konuda özellikle saha hakemlerinin ve komiserler kurulunun, mahalli komiserler kurulunun azami hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Zira bu tip atların özellikle favori olsun ya da olmasın, bir kere her şeyden önce canlı sağlığı nedeniyle önemli olduğunu, bu şekilde koşmamaları gerektiğini biz bir kez daha hatırlatalım. Zira hem Burhan'ın hem yine tendürek koşusunda da, şimdi Lady Jaylin'di sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Lady Jaylin'in kafasını makinenin altına sokup o şekilde koşulmasına izin verilmesi sonucu itibariyle o safkanın üzerine müşterek bahise katılan dostlarımız da, yarışsever dostlar mağdur oldular. Bu bir mağduriyettir. Net atın bir mağduriyettir. Atın sahibi antrenörü de mağdur oluyor abi. Öncelikle tabii bu tweet üzerinden tabii gidiyorum. Gelen tweette mağdur olduk dedi mağdur diye. Tabii evet, devamını getireceğim. Şimdi yarışsever mağdur oluyor. Bunun yanı sıra bu atın üzerinde emeği geçenler tabii ki. Antrenörü, at sahibi, diğerleri. Ama en önemlisi bu noktada hem at sahibi, hem komiserler kurulunun, hem de oradaki veteriner hekimlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. En azından eskiden şu vardı, hani atın ilgililerine soruluyordu. Bilmiyorum soruldu mu, sorulmadı mı, atınız koşulması koşulsun mu, koşulmasın mı diye antrenörüne bir şekilde ulaşılıyordu. Bu konuda net bir bilgimiz yok ama veteriner hekim orada en azından kafası dakikalarca makinenin altında kalmış bir atın koşulmasına izin vermesi bir garabettir. Başka bir şey söylemiyorum en hafif tabiriyle. Evet, gelsin ekranlara hemen bir bakalım tekrardan. Sen de söyle Tolga'nın, yani o konuyu ben birlikte yani bağlayacaktım ama evet. Komiserler kurullarına iş düşüyor dedin abi. Çok doğru. Yani sonuna kadar katılıyorum. Komiserler kurulları atların burun bandının renkleriyle uğraşmaktan bunları göremiyorlar. Burun bandında mı şimdi? Bandajlar vardı. Burun bandı. Bandaj, burun bandı. Yanak pelüşünün beyaz olması bile sorun artık. Facia, yani o kadar da olmaması gerekiyor tabii canım. O artık yani hani birebir yaşadığımız için. Ha, biliyorum da yani evet, bu yanak şeyinin yanak pomponunun rengi. O da beyaz yani bir de. Düşün. Yani onun orijinali de zaten hani o şekilde şey yapıyor. Onun boyanması bilmem ne. Yani ben anlamıyorum. Tabii bu konuda biraz daha hassas. Bunlara baksalar tabii daha güzel olur böyle şeyler. Tabii. Peki.
Uğurcan Tokatlı demiş, günaydın yayınlar. Bilgisayarınız yenilenmiş, hayırlı olsun. Fakat markasını kapatmışlar. Biz sponsorumuz diyelim. Ve arkadaşlar kapatmayı unutmuş diyorlar. Sonuç itibariyle sponsor. Bizim bütün evdeki herkesin, buradaki bütün binayı hepsini onlar yaptılar. Ondan. Hakan Bey merhaba, iyi yayınlar. Bodrum tatili nasıl geçti? İmlendim. İki günlük tatil bile insana enerji veriyor. Eray ve Tolga'nın kardeşime selamlar. Allah içinize sindirsin. İyi yayınlar İzmir'den Süleyman Erçel. İyi geçti, çok keyifliydi. Güzel bir iki gün geçirdim Bodrum'da. Hakan abi günaydın. Haziran ayında yarış ikramiyelerinde bir artış olacak mı? Bilginiz var mı? At sahipleri artan masraflardan dolayı çok sıkıntılı demiş. Vallahi bu konuda hani geçtiğimiz haftaki gündem yetiştiricilik programında sevgili Recep Avşar, Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı bu konuda beklentilerini söylemişti zaten. Dolayısıyla detaylı bir şekilde de gündeme getirmişti. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Evet, Hakan abi yine herkese çok çok selamlar. Hafta sonunu iple çekiyoruz vallahi demiş. Teşekkürler Kasım. Tarsus'a da selamlar. Ali Karaşahin Adana'dan günaydınlar demiş. Biz de Adana'ya sevgilerimizi iletelim buradan bir kez daha. Yine Uğurcan'ın mesajını paylaşmıştık. Kasım Rallas, Süleyman Erçolak, Mehmet Bora paylaştık. Serkan Şahin, yine Freeman. Günaydın yayınlar hepinize. Karşıyaka'dan selamlar abiler. Yarın müthiş süratli gidecek Akdeniz derbisini. Deplasmanda Kinova kazanır mı sizce? Bunu yarına paylaşalım değerlendirmelerimizi. Çünkü son dakika bilgileri de gelecek. Gökhan Durgut'a, Hakan Ilıcalı'ya, Ali Kaya'ya buradan selamlar. İyi yayınlar abi. 30 Mart Adana yarışlarının son ayağında Burhan'ın olayını demin okumuştuk. Özgür Efe Kandur'un mesajını paylaşmıştık. Sefaköy 666'dan saygılar mesajı var. Ona da teşekkürler. Can Yıldız'a, Ali Hepgüler'e, İbrahim Karaman'a, Saadettin Turan'a, Hakan Korkmaz'a, Cem Gündüz'e selamlar. Sadullah Parçaoğlu, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Son düzlük ve tüm ekibine demiş Sadullah Parçaoğlu. Taylan Öztürk'ün tüm ekibe günaydın. Jenerik müziği geliyor bu hafta ve her hafta sonu son düzlükteyiz demiş. Sevgiler demiş. Teşekkürler. Saadettin Turan'a da günaydın yayınlar demiş. Sağ olsun. Cevat Paşa'dan Murat Bostos'un hayırlı yayınlar. Tüm yarış severlere bol şans dilerim. Gününüz aydınlık olsun demiş. Sağ olsun. Fuat Dalan'a, Hasan Ergin, Ahmet Şahin'e teşekkürler. Uğurcan Sönmez'e, yine Ahmet Şahin, Zeki Işık paylaşmış. Günaydın Hakan abi, yayınlar, Adana'dan selamlar. Şimdi atın çekiş, fotoğrafın çekilişine baktığında boynu böyle incecik, değişik bir... Değil mi? Farklı bir cins. Cins gibi gözüküyor. Yani. Tamamen açıdan kaynaklı. Tabii boyun çok ince. Kafa tabii farklı bir yapıda geliyor. Değişik bir görüntü olmuş burada. Zeki'ye de buradan selamlarımızı iletelim. Her zaman olduğu gibi. Ramazan Torkak demiş ki Allah'ın selameti üzerinizde olsun. Eray Baba'ya, Tolgan abiye, Tolgan abime selamlar. İyi yayınlar abim demiş. Biz de sevgilerimizi iletelim Ramazan'a. O da yakında bir kayıp yaşamıştı biliyorsun. Evet, annesini kaybetmişti. Bir kez daha buradan başsağlığı dileklerimizi iletelim. Yine engel atlama atı diyor Zeki o at için. Engel atlama atıymış. Belli değil zaten. Mi? Engel atlıyor atlıyor. Yine Uğur hoş geldiniz abi demiş. Bereket Spor demiş ki Süleyman Seba 93 yaşında demiş. Günaydın Süleyman Seba çocukları demiş Bereket Spor'lu. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın hakikaten. Değil mi? Mesela Tolga'na da sorsak Fenerbahçeli olarak değil mi? Yani onun şeyi tabii yok. Yani. Takımın Süleyman Seba'nın asla rengi yok yani. Evet iyi bir Beşiktaşlı evet, ama Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, bütün spor sever, bütün futbol severler, bütün spor adamlarının saygı duyduğu biri değil mi? Bütün insanların örnek, rol model olarak görebileceği değerli bir şahsiyetti. Allah nur içinde yatırsın. Evet. Metin Abacı'ya, Sıraca teşekkürler. Günaydın dostlar. Selam olsun, hayırlı uğurlu olsun dostları demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Çapraz rahatsız hastanede. Geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletelim bir kez daha. Kardeşi paylaşıyor. Biz de selamlarımızı ve geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim buradan. Günaydın Ankan abi. Mersin'den sonsuz selam ve sevgiler. Yine muhteşemsiniz. Hafta sonu en büyük keyfimiz kahvaltı ile birlikte son düzlük keyfi. Bu keyfi yaşatan size sonsuz teşekkürler. Abi nostaljilerden bir Bozdağ yarışı istiyorum. Hepinize selamlar adamsınız demiş. Çok yakın zamanda yayınladık değil mi? Ama bir ay bile olmamıştır yani 2-3 hafta ancak. Değil mi? Evet. Çok yakında hatırlarsınız. Hatta sen söylemiştin gözüyle ilgili bir problem vardı. Onları konuşmuştuk. Dolayısıyla ilerleyen günlerde diyelim. Yine günaydın güzel insanlar, harika bir yayınımızı bekliyor eminim demiş Johnny Gitar. Teşekkürler. Sevgiler abim, saygılar, iyi programlar dilerim demiş Berkant paylaşmış. Biz de sevgilerimiz, selamlarımız iletiyoruz her zaman olduğu gibi. Bizi yalnız bırakmayan ta şeyden beri. Bizim platformdan beri, turuncu mavi platformdan beri yalnız bırakmayan
dostlarımızdan sevgilerimiz, selamlarımızı iletiyoruz. İbrahim Ata, günaydın Hakan Bey, yayınlar, tüm ekibe saygılar, sevgiler demiş. Biz de bilmukabele diyelim. Abi ben de keyfin Sait Akson koşusunu istiyorum, nostalji demiş. Orhan paylaşmış daha yukarıda, şimdi o birazdan gelecek ama cebe önce düştüğü için mesajlar. Dolayısıyla Orhan'a da keyfin nostaljisini bir ayarlayalım o zaman. Önümüzdeki hafta diyelim. Çünkü önceden hazırlıyoruz ya, nostaljilerin listesi var. Bir 8-10 tane. Onların arasına koyalım. Orhan'a bir pozitif ayrımcılık yapalım. Değil mi? Peki. Taylan Özturunca, Ramazan Torkar, teşekkür. Hakan abi yayınlar. Dünkü İzmir Stilron'un yarışında Kadir Tokaçoğlu'nun yaptığı sizce ne kadar etik? Sürekli dışa açılmalar, at gösterme çabaları. Kadir bunu sürekli yapıyor. Bu seviyeye gelmiş bir şokeye hiç yakışmıyor. Saygılar abi demiş Şükrü'nün paylaşımı. Konuşacağız o koşuyu yani zaten. Haksız sayılmaz. Haksız sayılmaz kardeşim. Konuşacağız tabii. Zeki Işık demiş ki Hakan abi, Adana'da hipodrom, saha yolu ve ahırlarda zeminle ilgili ciddi sıkıntılar var. Dile getirirsen sevinirim abi demiş. Onu da getirelim gündeme. Konuşalım tekrardan o konuyu Adana ile ilgili. Mehmet Emin Avcı, iyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Sıddıkkaya, güzel bir hafta sonu. Siz değerli insanlara ve ekran başında sizleri takip eden tüm dostlara kucak dolusu sevgiler demiş. Dün de üçüncü oldu. Gözaydın. İlk aldıkları Şahbazlı'nın kardeşi ilk yarışında. Güzel bir üçüncülük elde etti. Süper koştu. Öne açık. Aynen. İzmir'deki at. Biraz kötü koştu. Kötü mü? Kim? Ha, Divan Büyüt'ü. O Çim'de biraz olmayacak herhalde gibi mi? Ya aslında ekip Çim'i daha çok koşar diye düşünüyorduk. Yani kışın zaten ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bir ortası yok ya. Bazen iyi koşuyor. Bazen çok iyi yarışlar koşuyor. Ama onun bir... Bildiğim kadarıyla bir şeyle ilgili bir problem var. Dişi at olmasından kaynaklı bir sıkıntısı vardı. Dolayısıyla yani dişi atlarda olan bir problemin sürekli o problem de demek ne derece doğru tabii bilinmez. Ama hani süreklilik göstermesi nedeniyle çok şey yapamadılar. Birçok ilgilendi ama son neticeyi tabii sonuçta çok iyi bir ekip hazırlıyor. Sonrasında iyi bir iki yarışta koştu. Toparlandı. Evet. Artık ekibi mutlaka şey ama yapacaktır. Ama bu at inşallah çok iyi yerlere gelebilir. İnşallah. Mehmet Ali Nergis, o at mı bu? Bilmiyorum. Olabilir. Geçtiğimiz hafta aldıkları tay. O mu yani? Ayağından ben anlayamadım. Da, yani onun için dedim o at mı diye. Siz de nereden anladınız diye yani şey yapamadım. Kır gerçi. Olabilir yani, belki. Hani, o mu diye şey yaptım. Günaydın, mutlu hafta sonları herkese. Mehmet Ali Nergis sağ olsun. Zeki Işık yine teşekkürler. Özgür'e, Tolga'na, İmni Sıvılsan, Ahmet Kızıltuğ, Şükrü. Yine Armağan Başar, Remzi Gürhan Öner. Yine Serkan Büyük Aslan'a teşekkürler. Pankartçı. Onlarca kanal var ama Tay TV başka. Yüzlerce program var ama Son Düzlük başka. Binlerce insan var ama Tolga Han, İmal başka, saygılarımla demiş. Ben bunu beğendim. Fakat bana da cepten özel mesaj gönderiyor. Vay, vay, vay. Hafta içerisinde şöyle oldu. Instagram'da da şey var. Hafta içinde baktım ki Instagram'ı mutlaka takip edin. Instagram takipçisisiniz. Buz Adam Official diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam pankartçı. Hakikaten çok sevilen bir kardeşimiz. Bütün televizyon kanallarında, ulusal kanallarda olsun, burada herkes tarafından çok seviliyor. Dün de Gökhan'a bir şey atmıştı, onu da gördüm. Sevgilerimizi iletiyoruz. Mankartçı'yı biz de çok seviyoruz. Çok seviyoruz onu. Hakikaten dostlarımızdan biri, sağ olsun bizleri hiçbir zaman en azından motive ediyor değil mi? Ya pozitif olmak her zaman güzeldir. Bana, sana, işte bir başkasına hiç önemli değil. Biz öyle bakmıyoruz zaten pozitif. Başından beri. Hep tabii, yani tabii. Pozitif programı, olmak. Evet. Bu arada resimdeki at da Divine Beauty'ymiş. Divine Beauty'ymiş, evet. Sıddık Kaya'nı gönderdi. Yusra Arası, Vedat Aydoğ diye Ali Barkarlı'ya, Mehmet Arkün'le Ersin Karayiğit. Yusra Arası demiş ki Queen of Altay ve Aten Dream. 46 ve 47 olmuş. Güngör Baba'ya herhalde. Güngör Baba Yusra Arası'ndaydı aşımlarda. 46-47 Şanlıurfa'da yani o olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yusra Arası'nda İngiliz Aygır o vardı, Güngör Baba. 46-47 başvuru almıştı. Çok iyi diyelim. Dead Racer'a, Sercan Özkan'a teşekkürler. Sadece takvim istedim demiş Harun Özmen. Tamam yani bir şey istediyseniz gönderelim. En azından takvim zaten elimizde çok sayıda var. Peki. Ahmet Amedi, selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Hayırlı program olsun. Kazası belası yarışlar olsun. Herkese bol şanslar olsun demiş. Teşekkürler Üstad İsmail'e. Teşekkürler Ahmet Amedi'ye, sağ olsun. Günaydın abi, bahar geldi, iyi yayınlar demiş. Evet, hakikaten biz de gelirken günlük güneşlik bir hava içerisindeydi. İstanbul biraz soğuk ama ara ara geçen soğuyor. Geçen haftaya göre hava daha iyi. Bahar geldi. Evet. Ali Hakan Ilıcalı, günaydın, iyi yayınlar, tüm ekibe selamlar demiş. 1901 doğumlu bu arkadaş demiş, paylaşmış. Dolayısıyla
Onu da göstermiş olalım. Yarın koşulacak olan tüm kupalı yarışlarda Adana'da Portakal Çiçeği Festivali'nin son günü olması bile kazanan atlara portakal çiçeğinden yapılmış çelenk takılsın demiş. Vallahi kurumsal iletişim bunu duyuyorsa ya da birileri söylüyorsa söylesin. Zaten şöyle söyleyeyim, hani Portakal Çiçeği Festivali şu son hep vardı Adana'da, hep vardı. Yani ben çok eskilerde de hatırlıyorum ama çok bu kadar belki de medyada ön plana çıkmayan bir durumdu. Fakat özellikle son böyle 7-8 senedir... Sosyal medyayla birlikte herhalde. Tabii. Hem sosyal medya hem ulusal medyanın da çok daha fazla ilgi göstermesiyle birlikte daha farklı kutlanmaya başladı. Adeta bir festival havasında, sokaklarda geçiyor kutlanıyor, görüntüler geliyor zaman zaman. Dolayısıyla hani güzel bir şey, şık bir şey değil mi? Hakikaten Çukurova dediğimiz zaman zaten aklımıza ilk gelen, şimdi artık kalmadı tabii o pamuk tarlaları, portakal bahçeleri, mandalina bahçeleri, limonlar, bilmem turunç falan. Eskisi kadar yok tabii ki. Her yer bina oldu. Çukurova'da da öyle oldu. Ama bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda diyelim, hatta gençlik dönemlerimizde Adana, o hep söylerim programlarda da daha önce de söylemiştim. 80'lerin Ferdi Tayfur filmlerinde olduğu gibi pamuk tarlalarında koşarlardı. Filmler orada çekilirdi biliyorsunuz. Bir taraftan Ferdi Tayfur koşar, öbür taraftan işte Oya Aydoğan, Allah rahmet eylesin, ya da Canan Perver, kimse işte başrolü koşarlar. Necla Nazır koşar. Öbür tarafta arkada Ferdi Tayfur işte ne şarkılarını söyler işte. Öbür tarafta merak etmesen söyler. Ha, ondan sonra o ya ağaçta koşarlar etrafında dolaşırlar ya da toprak olur, taş olurum. Taş olurum. Yoluna yoldaş olurum. Merak etmesen der Ferdi Tayfur. O esnada da biliriz canım, onları da biliyoruz. Bakma sen bize de, anlamadığımız şey yok. Yok. Dolayısıyla sonunda pamuk tarlasında kavuşurlar ama bir tane ağababa vardır. O ağababa onların evlenmelerine bir türlü izin vermez. Dolayısıyla sonra hep, zengin olması gerekiyordur Ferdi Tayfur. Tabii ve Ferdi Tayfur kızar gider. ağababa başka biriyle evlendirmeye kalkar. O da kaçar İstanbul'a, peşine düşer. Şimdi dizilerde de aslında değiştir evet, benzer şeyleri görüyor. Ama şunu söyleyeyim, doğal platoydu Adana. Yani onu demeye çalışıyorum. Yani şehir içinde bildiğiniz gibi hani karayoluyla da geldiğinizde şeyde de pamuk tarlaları hakikaten o mesela o şey yolunda falan çok vardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum o Mersin'e giden yol, Yenice taraflarının falan o arka taraflarda falan. Yani portakal bahçeleri falan. Şimdi nereden geldik? Pamuk Festivali değil, Portakal Festivali ama sonuçta hakikaten bu tip şeylerin özellikle belli bölgelerde ciddi şekilde olması gerekiyor. Evet, sizin sesle ilgili biraz sıkıntılarınız varmış. Evet, biz de tweetleri okumaya devam edelim. Suat Adanalı demiş ki Adana'dan selamlar Hakan abi, Eraya Tolga'na selamlar olsun demiş Suat Adanalı. Dolayısıyla biz de selamlarımızı iletelim bu küçük kardeşimize. Evren Buse Karasu'ya, Hasan Vural'a selamlar yine. Sadullah Parçoğlu küçüklükten başlar derler ya, Ertuğrul Ahmet de alışıyor at sevgisi bir başka demiş Sadullah Parçoğlu. Biz de maşallah dileklerimizi iletelim. Bu güzel kardeşimiz de at sevgisiyle hep büyüsün böyle ve atları sevsin, hayvanları seven ve bütün canlıları sever. Dolayısıyla hayvan sevgisini mutlaka aşılamalıyız çocuklarımıza, kardeşlerimize, küçüklerimize. Ömer Altın günaydın yeğenler, herkese selamlar abi, bu da bizden olsun demiş, bir fotoğraf paylaşmış. Can Yıldız, yeni sezon ahırları oldukça iyi. İzmir'deki birçok ekip bu yıl Bursa'yı tercih etmiş, genelde İzmir'de kalıyorlardı diye Can Yıldız paylaşmış. Semih Katı, Mehmet abi selam olsun, sizleri seviyorum abi, sizlere selamlar ve saygılar. Hah, Mehmet abi deyince babana mı dedin mi? Meğerse Gündüzeli ile beraberlermiş. Biz de sevgili Mehmet'e selamlarımızı iletelim buradan, Semih Katı. Mehmet sağ olsun hep cepten mesaj gönderirdi ama şimdi audiovisual, görüntülü ve şeyli oldu. Tabii çok sesli değil ama biz de ikisine birden selamlarımızı iletelim. Çünkü hem sevgili Mehmet çok sevdiğimiz bir dostumuzdur, Mehmet Gündüzeli. Semih de öyle aynı şekilde. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Fırat Tekin Alp. Bayağı bir... Ayaküstü sohbet ettik. Hı hı. Sana da çok selam söylemişti. Konuşuyoruz arasında. Evet. Biz şey yapıyoruz. Goldfoot, günaydın Hakan abi, Eray abim ve Tolgan abime selamlar. Bugün prensesimin doğum günü, 3 yaşında, iyi yayınlar abi demiş Goldfoot paylaşmış. Kızdırmayın prensesi, biraz böyle kızmış gibi sanki evet, birine değil mi? Kızdırmayalım onu da. Özkan demiş ki Sarıyer'den selamlar, hayırlı güzel günler, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz de selamlarımızı iletelim sevgili Özkan. Hakan abi, Adana'da hipodrom, sağ yolu ve ahırlar
da zeminle ilgili ciddi sıkıntı var. Dile getirirsen sevinirim demiş. Biz de buradan dile getirelim. Adana'da hipodromda saha yolu ve ahırlarda zeminle ilgili ciddi sıkıntılar var. Adana Hipodrom Müdürlüğü'ne iletirsiniz. Duyanlar, duymayanlar iletsin. Zaten iyi şeyler söylenince iletilmez ama böyle eleştiriler olunca hemen gider. Dolayısıyla gitsin diye de zaten buradan özellikle de sesli sesli iki kere okuyorum. Alparslan, Zeki Güre, At Hakan'a, Şener Sözler'e teşekkürler. Günaydın abi, yayınlar diliyorum. Bugünkü bankolarınızı ve sürprizlerinizi bekliyoruz. Yorumlarda hemen paylaşacağız onu da. Yeniden evet bir mesaj geldi cebime, şu anda düştü. Aykut abinin, Aykut Arıcı'nın annesi Nebahat Hanım vefat etmiş. Biz de başsağlığı dileklerimizi iletelim. Aykut Arıcı'ya buradan bir kez daha. Bugün Kocaeli Büyük Derbent ilçesi Hikmetiye Köyü Camii'nden ikinci namazında kalkacakmış. Dolayısıyla Aykut Arıcı'nın annesi Nebahat Hanım efendi hakkın rahmetine kavuşmuş. Başsağlığı dileklerimizi iletelim biz de. Yine Orhan Demirkan abi, ben de keyfin Sait Aksoy koşusunu istiyorum, nostaljide paylaşacağız. Tabii ki Kerem İnce, günaydın yayınlar. Geçen hafta Baba Yıldız nostalji rica etmiştim, alabildiniz mi? Listeye koyduk ama sırayla tabii bunlar. Önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız Kerem kardeşim. Abi günaydın, iyi hafta sonlarınız olsun demiş Bolt Pilot. Teşekkürler. Orhan Demirkıran yine yayınlar abicim, herkese selamlar, çok sağ olsun. Resul Gök, bugün bir gün sizin hipodromda vakit geçirmek, bir yarışı biz birlikte izlemek değil demiş. Kardeşim bir gün kararlaştıralım. Senin gibi dostlarımız çünkü hep bana da söylüyorlar abi, ne zaman hani birlikte olalım orada diyorlar. Ne zaman isterseniz bir gün kararlaştıralım. Diyelim ki biz bugün hepimiz birden, tabii tek başıma değil bu. Ekip olarak hep söylüyoruz. Onlar gerçi ara sıra Bursa'da, İzmir'de izliyorlar da. Üçlü olaraktan bir gideriz şeye beraber. Ne zaman isterseniz başımızın tacısınız diyelim buradan bir kez daha. Özgür Efe Kandır, Hakan abi, Ankara'ya yarışlar 11 Nisan'da başlayacak. Yeni padok oldu Ankara'da yarışlar. Eray abi, Tolgahan abi, Ankara'ya gelin. Hadi son düzlük başlıyoruz ailesi demiş. Biz de Özgür Efe Kandır'a selamlarımızı iletelim buradan bir kez daha. Ve Ankara'daki padoğun yeri de çok güzel olmuş, evet, hakikaten. Gerekliydi. Bursa'daki gibi olmuş değil mi? Aynen. Hemen önde olmuş. Bursa'da da mesela en eski halini hatırlar mısın Bursa'nın? Yani yandaydı o. Çok eski. İlk açıldığında şeyin oradaydı. Eğerlemenin olduğu yer padoktu. Yani türbünün daha yan tarafı. Biraz daha uzak bir yerde. Tabii çok, yani yandaydı. Çok da uzak değildi ama ilk açıldığında yandaydı. Sonradan öne aldılar. Hani şey yapıldı ama Ankara'da çok değişikti. Yani şeyin arka tarafında gir çık. O çok, yani çok kullanışlı, evet, değildi açıkçası. Ama iyi olmuş bu yeni durum. Evet, Semih Katı'nın mesajını paylaşmıştık. Bir kez daha paylaşalım. Engel atlama atı demişti sevgili Zeki. Armağan Başar, Karagümrükler'den tüm ekibe çok selamlar, saygılar demiş. Biz de o zaman bütün Karagümrüklere buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Armağan Başar nezdinde hem Karagümrük Spor'a hem bütün Karagümrük ailesine diyelim buradan. Günaydın, iyi yayınlar demiş Ömer Altın. Yine Hakan abi, hayırlı günler, İzmir'den selamlar. İzmir Kaynaklar'da ata bindim, çok zevkliydi. Boyum kısa olsaydı kuşkusuz jokey olmak isterdim. İyi yayınlar demiş Yakup Ok paylaşmış. Tabii Kaynaklar'da şimdi böyle ufak tefek çiftlikler var. Dolayısıyla hatta bir tanesini jokey arkadaşlarımız işletiyorlardı. Jokey arkadaşlarımızın yakınları işletiyorlardı. Son durumunu bilmiyorum. Çünkü film esnasında biz at bakmak için gittiğimizde orada paylaşmıştık. Onu da paylaşalım. Yine mesajlar cebe de geliyor. Semih Katı'ya, Uğurcan Sönmez'e, Cem Boş Gelmez'e yine teşekkürler. Kasım Rallas, iyi yayınlar, herkese çok çok selamlar. Hafta sonunu iple çekiyoruz mesajı da vardı. Son bir parti daha bakalım, sonra genel değerlendirmeye geçelim. Selamlar, iyi yayınlar. Eray abi, Tolga abi, size Romeo'nun selam var. Sevgiler, saygılar demiş. Burak Terzi paylaşmış. Bu arada Ankara yarışları 18 Nisan'da başlıyor diye Zeki düzeltme yapıyor. İyi yayınlar Hakan Bey. Ön doping testi uygulaması yurt dışından internasyonel için gelenlere biz de uygulayamaz mıyız? Eray ve Tolga'nın da selamlar demiş. Murat Çağın paylaşmış. Valla şimdi yurt dışından gelen atlara tabii belli kriterler ve belli kurallar var. O kurallara uymak durumundalar. Ama tabii ki yurt dışından gelen safkanlar da olsa, kendi atlarımız da olsa, keşke böyle bir teknoloji ve imkan olabilse de değil mi? Evet. İstenmeyen madde kontrolü yarış öncesinde de yapılabiliyor olsa anında, ama şu anda herhalde mevcut teknolojiyle anlık onun cevabının alınması çok zor, ama bir görüştür tabii ki. Buradan paylaşmamın, katılır mısınız bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ya şu aslında ileride olacak mutlaka. Şimdi olmasa bile 20 yıl, 30 yıl kullandığınız her maddeyi deklare edeceksiniz otoriteye. Deklare etmediğiniz çıkıcı bir madde varsa gelip ağrılar bölgesinde de anlık numune alımıyla
bunlar tespit edilecek diye düşünüyorum ileride. Daha bu işler düzene, nizama girdiğinde olması gereken de budur zaten. Peki. Semih Katı yine Adana'da hipodrom böyle olmuş diyorlar. Bugün yarın yapacağız ama her gün öyle görüyoruz. Ne yazık ki böyle Adana hipodromu demiş. Adana hipodromundan görüntüler geliyor. Artık ne bilmiyorum hani ne şekilde söylendi, ne zaman yapılacak, ne zaman edilecek ama bunları da paylaşmış olalım buradan. Adana hipodromu böyle olmuş diyorlar. Bugün yarın yapacağız ama her gün öyle görüyoruz. Ne yazık ki böyle Adana hipodromu demiş. Dolayısıyla şikayetleri de biz de atçının şikayetlerini dile getirelim buradan. Taylan Öztunç, ben de Antalya'dan gelmeye çalışacağım. Birlikte yarış seyretmek için gün belirleyelim demiş Taylan Öztunç. Dolayısıyla onu o zaman sezon şöyle tam bir başlasın. Çim koşuları falan başlığında böyle güzel bir grup koşusu olduğunda söyleyelim. Hatta bizim misafirimiz olun bir yerde. Böyle bir 10 kişilik bir ekibi. Çok güzel olur. Ağırlayalım biz oradaki kafelerin birinde veya restoranların birinde. Bir 10 kişilik ekibi her ay böyle bizim misafirimiz, son düzlük misafir olarak oturalım. Hep birlikte yarış izleyelim. Bu arada Mert Berber işletiyormuş şeyi. Sedat paylaşmış. Kaynaklardaki yeri. Ben şeyde bir ara ilgileniyordu diye biliyorum ama o kaynaklarda değil tam. İlker'in kardeşi Soner, Soner'in de ilgilendiği bir yer vardı İlker soyadın. Acemoğlu ekibiz, evet Küçük Hakan, Muhammed Hakan abiler günaydın, hayırlı hafta sonları olsun inşallah Küçük Hakan'dan selamlar demiş. Hem de Beşiktaş'ta yapmış. Sevgilerimiz, Beşiktaş şimdi tam oldu o zaman. Bizim de bir Urfa'ya gitmemiz şartı oldu zaten yani bir Urfa yapacağız. Geldiğimizde de hediyemizle gideceğiz tabii ki kardeşimizi. Dolayısıyla maşallah dileklerimizi iletelim. Allah nazardan saklasın. Kara toprakları, kara toprak ekürüsü aynı zamanda tabii. Mustafa Acemoğlu ekürüsü dedi. Sevgilerimizi iletiyoruz. Burak Terzi selamları yine Eray abi Tolga'nın abiye Romeo'nun selam var demiş. Romeo da maşallah yani. Hani gece karşıma çıksa korkar. Çok güzel. Labrador herhalde değil mi? Labrador mu Burak? Öyle gözüküyor ama. Corso'ya da ben benzettim ama o kadar aşırı da anlamam. Cane Corso. Corso mu? Ben Labrador gibi bizim gördüm Osman ama. Bizim Osman uzmanı izliyorsa söylesin. Labrador'a benzettim ama Burak yazarsa biz de öğrenmiş oluruz. Emrah Tavukçu, Selam abi iyi yayınlar. Kısa da olsa Adana tahminlerinizi bekliyoruz. Tamam, Adana tahminlerimizi de o zaman en azından tuttuğumuz bir iki atı da paylaşalım. Abdullah Akdoğan, günaydın Hakan abi. Ankara Hipodromu'nda piknik alanında mangal yakabiliyor muyuz? Saygılar, selamlar. Onu bilmiyorum. Ama mangal İstanbul'da yasak. Onu biliyorum ama Ankara'da da yasak. Bence de yasaktır çünkü bence yani o duman muman falan atları da tabii rahatsız eder. Çok doğru bir şey değil. Bence pişirip evde ne güzel onlar hazırlanır. Bir şekilde olur diye düşünüyorum. 15 gün önce Kartepe Hipodromu'nda seyis tişört ve pantolon için sağ hakemleri ceza kesecek hemen halledin diye serzenişte bulundular. Dün yapılan koşuda hiçbir sağ hakemi kimseyi uyardığını görmedim. Devamlı değişiyor demiş Fatih Ün paylaşmış Kartepe'den gelen bir paylaşımı. Biz de at koştuk. Paylaşımı. Daha dikkat edeceklerini söylediler. Hatta yani ben teşekkür ederim oradaki eğerlemedeki görevli hakemlere de. Bizim seyisimiz de o üstünü getirmemişti. Kendileri hemen bir tane verdiler yarıştan sonra geri alıp ama bir dahakine de lütfen şey yapın diye. Yapıcı bakın. Evet, şimdi biz de ne yaptık? Hemen temin ettik olmayan eksik seyislerimizinkini. Yapıcı olmak bu. Kuralları işletmek elbette gerekiyor ama yapıcı olarak, sistemin işlemesine yönelik olarak yapmak bence çok daha doğru. Kocaeli'de de artık dikkat ediliyor buna. Atçılarımıza bunun duyurusunu yapmış olalım. Evet. Ankara'da yasakmış. Evet, Burak Labrador'muş bu arada. Labrador. Mesajlar geliyor. Labrador ve Ankara'da da mangal yasakmış. Canlıların yaşadığı bir ortam olduğu için. Duman. Bu arada Süleyman Erçolak demiş ki, Hakan Bey İzmir'e geldiğinizde ben sizi ağırlayayım. Bayındır çevresindeki çiftlikleri gezeyim. Uluslararası 21. İzmir Bayındır Çiçek Festivali'nde unutamayacağınız bir gün yaşayın. Çiçeklerle çiçeğin içinde huzur bulun demiş. Mayıs'ın ikinci haftası demiş. Biz de Süleyman Erçolak'a teşekkürlerimizi iletelim. Yolumuz düşerse ki zaten yazın biliyorsunuz bir aylık boşluğumuz var. O boşlukta bol bol İzmir çevresinde olacağız. Geliriz diyelim. Evet yine Volkan Yozgatlı'ya buradan selamlar. Sevgilerimizi iletiyoruz her zamanki gibi. Dostlarımızdan, gerçek dostlardan diyelim. Hakan Oğuz'a teşekkürler. Şener Sözler'e, Özlem Saracoğlu'na.
Öcü demiş ki, timsah avcısı Öcü'den selamlar, yayınlar Hakan Bey demiş. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Selam Son Düzük ailesi, Perşembe günü yine 96 Güzel Yıl Bayramımızın oyunu olan 4 ortak şirket yakaladık. Birlikten kuvvet doğar, herkese bol şanslar demiş. Biz de bol şans dileklerimizi iletiyoruz her zaman olduğu gibi. Abi haklısın, son yıllarda ön plana çıkmaya başladı festival demiş. Portakal Çiçeği Festivali ile ilgili, sonra silmişteki. Taylan Öztürk, Hüseyin Peyda babadır demiş tabii. Ya Hüseyin Peyda babadır. Hmm. Şeydeki film, anladım, eski Türk filmlerinde ağadır, daha doğrusu Hüseyin Peyda ağa oluyor. Ya da bir tane hanım ağa vardır, o da Aliye Rona'dır büyük ihtimalle, değil mi? Sert, Hüseyin Peyda, evet. Aliye Rona, onlar da o filmlerdeki 80'lerin işte o Betacam videolarında şeylerden, video kiralama şirketlerine alır seyredilir falan da o zaman. Alişen. Alişen de biraz... Alişen biraz daha böyle şey, evet. Allah rahmet eylesin, böyle kurnaz şey, o tip babaları oynuyordu. Şimdi onlar İyi çok... Kalpli ise Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen. Erol Taş vardı. Erol Taş bazen o rollerde oynuyordu. Yani yani genelde Adana ağaları hep şey olurdu filmlerde. Hüseyin Peyda ya da Aliye Rona hanım ağa olurdu, o hani taş yürekli şey. Bu kadar ama taş yürekli olmak oturur yani Aliye Rona. Ama özünde de çok iyi bir insan olduğu söyleniyor. Mesela şey, Vamp Kadın öyledir rolünde de... böyle daha femme fatale rollerde çıkar. Suzan Avcı, Allah uzun ömürler versin. Hep o dönemlerin böyle o filmlerdeki şeyleriydi. Erol Taş mesela özünde nasıl bir insan, ben hep merak ediyorum. Çok iyi olduğunu i̇yi söylüyorlar. Çok iyi. Yani aslında sanatçıların tabii hani bazı roller üzerine çok yapışıyor. O rolü mesela çünkü... şey, Antalyalı biliyorsunuz Coşkun vardır meşhur. Coşkun'u herkes çok sever. Antalya yani baktığında değil mi? Evet. Antalya Sporu'nda Amigos aynı zamanda ama hani özünde de o roller, ama o roller ona yapışmış mesela. Ama çok genelde zamanında dayak 80, yemiş yani. Tabii. O 80'ler 90'larda bir ara şey vardı. Ahutuba filmleri serisi vardı böyle işte. Ama çok güzel filmlerdi onlar. Neden güzeldi biliyor musun? Kötü alışkanlıklardan korumak için. Yani keşke şimdi onlar bildiğin, hatırlar mısınız o filmleri bilmiyorum. Tabii Nuri Alço'nun. Nuri Alço'yla şeyin ama hep sonunda kazanan iyiler olurdu ve şey olurdu. Onlar tabii adalet şeyini bulurdu. Yerini bulurdu ama hakikaten kamu spotu gibi filmlerdi onlar. Yani o filmlerden görülen şeylerle aileler çoluğunu çocuğunu korumaya başladı bir takım şeylerle. Çünkü tam en tehlikeli yaygınlaşma döneminde kamu spotu filmler yapılmış. Şimdi çok olmuyor tabii o tip filmler. Öyle. Onu da paylaş. Hüseyin Peyda'yı da Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha. Abi madem bol bol nostalji isteği geliyor, ben de Johnny Gitar Sabriye yarışını isteğim tekrarlayayım. Bir de sorun var. Amerika'dan neden atlar kenter yapmıyor? Bunun sebebi nedir? Amerika'da kenter yapıyor atlar. Da, hani, nasıl hazırlanacak at kenter? Tabii Amerika'da şu var start yani. Start gerisini mi söylüyor acaba? Körle falan bazı yerlerde gerisinde. Yoksa hani çalışmalarını zaten öyle hazırlıyorlardı. Tam onu açarsa paylaşalım. Çok çok yakışıklı hem de demiş. Hakan Ilıcalı birine söylemiş ama anlayamadım. Güzel bir İstanbul sabahından herkese günaydın, bol şanslar demiş İbrahim Yıldızhan. Biz de İbrahim'e, İbo'ya selamlarımızı iletelim. Akkula'ya da bugün koşmuyor mu Akkula, değil mi? Görmedik Akkula'yı. Bugün biz de selamlarımızı iletelim. Hakan abi iyi yayınlar. İzmir'in yerden hepinize selamlar demiş. He? Dallas'a da İbrahim bakıyor. Dallas var, doğru. Sizleri çok seviyoruz, Adana'dayız. Eğer fırsatınız olursa hipodroma gideceğiz. Mehmet Diker abimizle buluşacağız inşallah canlar demiş. Biz de selamlarımızı iletelim Mehmet Diker'e. Bir Garip Kul, Bay Hanedan, teşekkürler. Hasan Vural hepinize sevgiler, saygılar demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama akışımıza da geçeceğiz. Sizden mesajlar da dinmiyor ama şimdi sağ olsun gönderiyorlar. Değer verip okumamız gerekiyor. O yüzden son bir parti okuyalım. Şimdilik durduralım. Ama Nurettin Şen son bir aydır beni stilini değiştirdi ve özgüveni geri gelmiş. Çok iyi biliniyor ama konuşulmuyor. Sizin yorumunuz nedir? Nurettin Şen hani konuşuluyor ama yani keşke Nurettin Şen gibi diğer arkadaşlarımızın da böyle eski dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin daha çok konuşabilsek ama Nurettin de bunların başında geliyor. Mesela Erhan Yavuz olsun, da, bu Nurettin olsun. Tabii çok güzel bir şey bu. Nurettin de hakikaten doğru. Evet abi, yarış öncesini söylüyorum. Eşlikçi atlar start gerisine getiriyorlar. Kenter yapmıyorlar diyor. O çok yani o bizde olan bir şey. İlla hepsi yapacak diye de bir durum yok yani. Bizde de o çok yedekle çok gider yani. Direkt paddock'tan çıkıp
giderler. O antrenörün kendi taktiği diyebiliriz. Sakarya'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim Hakan abi. Ekürlerine de selamlar demiş. Erhan Dilek paylaşmış. Arkada da orkideler var. Hepsine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim demiş. Hoş geldiniz güzel insanlar. At yarışının sadece kupon tutmak olmadığını, sevgi, dostluk, arkadaşlık olduğunu, hatta daha fazlasını olduğunu insanlara anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Tabii anlayanlara sizleri iyi ki tanımışız demiş. Bunu vallahi retweet edeceğim. Çünkü hakikaten bizim ne yapmak istediğimizi en iyi şekilde anlatmış Bülent Bey. Sağ olsun, var olsun diyelim. Serdar Karakaya merhaba Hakan abi, Neşman kazanır mı sizce bugün, selamlar Eskişehir'den demiş, paylaşalım. Yine Sadun Oktav'a, Mert Bildi'ye teşekkürler. Herkese yayınlar. Meneşem İsmi Atın orijini hakkında bilgi verebilir misiniz? O Dream Ahead herhalde olması lazım. Dream Ahead. Yurt dışına aşıma gitmişti Silver Dancer, öyle hatırlıyorum. Helodin'in onlardan bir kızı. Hı-hı. İrlanda'ya gitti. Aynen. Adana'dan 3 numaralı bayiden selamlar. İyi yayınlar abisi demiş bir Olaksoy. Teşekkürlerimizi iletelim. Ha o gerçek olsa paçaları bağla derdim demiş ama onlar kendi aralarında herhalde bir konuşmaya biz denk düşmüşüz. İzmir'den sevgiler saygılar, hafta sonu neşemiz 3 silahşörler demiş. Levent paylaşmış. Biz de sevgilerimizi iletelim. Hakan abi, elde olmayan sebeplerden dolayı uzun bir aradan sonra tekrar sizlere kavuşmak inanılmaz bir mutluluk. Tolgağan ve Araya da İzmit'ten selamlar saygılar demiş. Biz de Soner'e selamlarımızı iletelim. 1976 efsane kısak Nadas, bir nostalji de benden olsun demiş Uğurcan Tokatlıoğlu. Nadas'ı, Mümin abi mi çok iyi? Mümin abi. Mümin abiyle Nadas, Cemal Kura ekürisi. Renklisi de bunun. Nadas var bende nostaljileri, yayınlayalım. Nadas'ın nostaljileri var. Mümin abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Mangal yasak bilgisi var. Yine günaydın demiş Murat Gök. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Abi yine derbinin birincisini ve ikincisini bilerek bir çekiliş olacak mı demiş. Yarın olacak. Yarın Adana derbisini, Akdeniz derbisini, birincisini ikincisini bilene bir hediyemiz, bir armağanımız olacak. Topaz Stad'dan, yine Mendip'ten bir hediyemiz olacak. Yarın için tabii ki. Onu da paylaşmış olalım. Bir kez daha hatırlatalım. Murat Gök, günaydın. Güzel Türkiye'm demiş. Murat Gök'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ahmet Balakan, selamlar Hakan abi. Kahvaltı soframıza eşlik ettiğiniz hayırlı sabahlar dilerim. Akşamı kazançlı bilen biten bir gün olsun demiş. Doktor değilsin ama hastan çok Eray Baba, geçmiş olsun diyorum sana. Tüm Fenerbahçeli tayfa demiş. Öyle bir. Yenildin mi Beşiktaş? Yok. Niye geçmiş olsun diyor? Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı dedin yani, diye. Dolayısıyla pankartçıya da buradan selamlarımızı iletelim. Kerim Sevgili'ye biz bir geçmiş olsun da biz buradan Kerim'e iletelim. Yakın zamanda aile fertlerinde iki tane bir operasyon oldu. Dolayısıyla ama şu anda sağlık durumları çok iyi. İnşallah daha da iyi olacaklar. Çok geçmiş olsun dileklerimizi izliyorlarsa buradan hem sevgili kardeşine, abisine, hem de değerli validesine, annesine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Erhan Pelit, Yiğit ve Mert'in atlarla ilk buluşması teşekkürler demiş. Erhan Pelit paylaşmış. Biz teşekkür ederiz. Selamlar Akhisar 224'ten, Uğur Çağan ve Onur Güntürk'ten selamlar demiş. Biz de bu güzel dostlara selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Sevgili Hakan Bey, yarışlarla alakalı her şeyi merak edilen, konuşan programın adı üstünde. Son düzlük, ayağınızı denk alın ona göre demiş. Valla biz her şeyi konuşuyoruz. Herkes her şeyi konuşuyor ama dediğim gibi sonuç itibariyle gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz ne varsa onları konuşuyoruz. Bu arada hafta içerisinde Urfa ile ilgili birkaç tane telefon geldi. Urfa'dan arayanlar oldu. Yine jockey arkadaşlarımızdan arayan Ferit aradı. Onu da paylaşayım buradan. Bu arada iki konu var paylaşacağım Urfa ile ilgili. Onu da buradan söyleyelim. Bir tanesi bu, hatırlar mısınız? İki hafta önce hani son dakika favori at yarıştan çıkmıştı. Evet. Atın adını King of Diamonds. King of Diamonds. O gün sosyal medyada olsun, konuşmalarımızda da burada da olsun. Tabii izleyicilerimizin de hep şeyleri var. Onu da söyleyeceğim. Geçen hafta atladık çünkü atın sahibi de sağ olsun dostumuz hatırlattı. Gerçek sahibi değil, kiralık olarak getirdikleri. Şunu söyledi. Dedi ki Hakan abi de hakikaten anlattı bana. Olayı başından sonuna kadar anlattı. Ve o güne özel bir olay olmadığını ve hatta komiserlere kendisinin gidip söylediğini ve hani bunun çocuğun şey olduğunu, bir apranti aradıklarını, atın da favori olduğunu ve yarışseverleri mağdur etmemek gerektiğini. Yani biz diyor aslında diyor birinci koşudan itibaren diyor o talepte bulunduk diyor. Yoksa diyor son dakika bir çıkarılmış durum yok diyor. Tam tersi diyor jockey bindirdik. Bir tane diyor işte Çankaya apranti varmış. Bir tane dedi Delil Korkmaz var dedi. Yani o şarta uyan apranti. Onlar da yoktu dedi. Bir tanesi ceza almış zaten dedi. Bir tanesi biz hakikaten dedi bulamadık ve bunu da daha ilk koşudan itibaren şey yaptık. Dolayısıyla hani at sahibi o gün biz kimseyi hakikaten mağdur etmek istemedik. Son düzlük vasıtasıyla bunu eğer duyurursanız demiş King of Diamonds ile ilgili. Bunu da duyurmuş olalım. Şanlı Urfalı dostlarımız da izliyorlarsa
iletirler en azından. Bir de tüm yarış severlere. İkinci konuda hafta içinde Ferit yine aradı. Ferit'le de konuştuk. Dizdar Mert yarışından sonra. Abi dedi izlediniz mi yarışı dedi. İzledim dedim. Kemal bir ara hani bir şey yaptı sonrasında. Yani bir netice elde edemedi. O dedi orada dedi. Sonuç itibariyle dedi. Ama dedi ben şöyle olmuş. Yani o kısmı atla ilgili kısmı konuşmayacağım. Çünkü atın ilgilileri de hiçbir şeyi yok atımızın. Gayet sağlıklı. O gün de çalışıldı ve şey yapıldı dedi ama. Ben şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ferit Yardımcı yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırmış. Dolayısıyla onun da bir hukuki süreci var. Posta yoluyla yapılması gerekiyor. Daha önce benzer sorun şeyde yaşanmıştı. Selim Kaya'da olmuştu hatırlarsın. Utku takip etmişti. Yok evrak şöyle gitti geldi falan. Dolayısıyla burada da Ferit Yardımcı benzer şeyi yaptı. Yürütmeyi durdurma kararı aldı ve şöyle de bir iddiada bulunuyor. Diyor ki yani ben diyor bunu diyor ifademde de bulunacağım diyor. Eğer ki diyor benim diyor hakikaten diyor bu atı kayba koşturma dair bir şey varsa benim diyor o zaman lisansımı iptal etsinler gibi böyle bir şeyde bulunuyor. Yani ben diyor bunu yapmadım diyor. Bunu yapan jokeyler diyor varsa diyor böyle diyor yapmazlardı zaten diyor. Ben o gün hakikaten korktum. Evet hatalıyım diyor. Hatalarım var. Bunu birebir anlattı ama dediğim gibi o 4 aylık süre 3 mü 4 aylık 4 aylık süre için yürütmeyi durdurma kararı çıkartılıyor. Daha önceden Selim Kaya da yapmıştı bunu. Evet. Bunun önü açılmıştı çünkü. Yani yarın öbür gün Ferit'i deklare olurken gördüğümüzde ne oldu diye Yüksek Komiserler Kurulu henüz net bir cevap vermemiş. Ben de sırtımda, ben çünkü ne duyduysam, ne gördüysek birebir yorum katmadan öncelikli olarak aktarmak bizim şeyimiz bu. Sonrasında eğer bir düşüncemiz, fikrimiz varsa da tabii paylaşıyoruz. Dediğim gibi Ferit'e de buradan en azından bu bilgiyi sizlere aktarmış olayım. Dostlarımızla da paylaşmış olalım. Abi selamlar, iyi yayınlar. Ben kaçırdım. Tokaçoğlu bayağı konuşuldu diyor. Bu Tokaçoğlu meselesi nedir, ne değildir, değinecek misiniz, akışta var mıdır? O koşuya geldiğimizde konuşacağız. Tam benim uçak saatimde, ben de izleyemedim yarışı. Hı-hı. Dün gece döndüm çünkü ben de İstanbul'a, şehir dışındaydım. Tam uçak saati indikten sonra cep telefonumda mesajlar, Twitter'da, mentionlarda işaretlenmişiz. Ondan sonra bir de 5 gün bir ceza olayı çıkmış zannederim. Evet. Sonradan yarışı izleyebildim o koşuyu. Yani son İzmir'in son 3 koşusunu sonradan izleyebildim. Diğerlerini yolda cepten izlemiştim ama tam uçakta olduğum için izleyemedim. Konuşacağız. O konuda akışımız da var zaten o koşuyu konuşurken. Bir benzeri de Urfa'da oldu. Bildenan İpekçiyan yarışında. Evet, bildiğin anda biraz dışarı açıldı orada. Biraz değil, bayağı bir açıldı. Evet. Tolgan, senin istediğin yarışlar var. Onları da konuşacağız zaten ama şu son bir parti bitirelim. Hakan Ilıcalı, Cemil Turan'a, Cemil'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz her zaman olduğu gibi. Turgut Bakkaloğlu'na, Yüksel Isar'a, Rahim Tuna'ya, İsmet Telci, Ahmet Emrah Gül teşekkürlerimizi iletelim. Bir kez daha buradan sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bütün ekibe selam. Dua ile Hakan Bey, kolay gelsin. Sizleri her daim takip ve devam. Güzel yorumlarınız, güzel seyirle beraber hemşerim Miray ve Tolgan kardeşime selamlar demiş. Sağ olsun. TJK Cenk, muhteşem üçlüye kocaman sevgiler. Teşekkürler. Ahmet Aksoy'a, Ayhan Kılıççetin'e, Halil Dündar'a, Hasta La Vista'ya, Ahmet Kızıltuğ'a, Ayhan Kılıççetin'e, dört göz ama ikisi bozuk demiş Niki arkadaşımız. Atın diyorum, arkadaşımız Niki bu. İyi yayınlar. Ali Kayakıt'tan ismi zor söylemesi olan atlar Bibi Dibu gibi yarışını gösterirsiniz senin. Babi Dibu, Bibi Dibu. Bibi Dibu, Bibi Dibu. Bibi Dibu, Bibi Dibu. Babi Dibu, Bibi Dibu. Bir de Bibi Dibu, Bibi Dibu, doğru. O ikisi ekili olabilir, isimleri farklı sonuçta. Yani. Serkan Tamsöker, Eren Erol, Lambert, yine Panda Akif, Serkan Tamsöker, Eren Erol, Abdullah Kocaoğlu. Evet, sonuçta mesajları okuduk. Şimdi bir tablolarımıza gelelim bakalım. Jockey Ligi'nde son durum nedir? Ondan sonra da zaten hepsini değerlendireceğiz. Hafta içinde konuşacağımız koşular var. Jockey Ligi gelsin ekrana, bir izliyoruz. Jockey Ligi'nde neler olmuş? Geçtiğimiz hafta getiriyor arkadaşlarımız ekrana. Evet. Gökhan Kocakaya, Özcan Yıldırım, Tolga Yıldız üçlüsünü görüyoruz. İlk 3 sıra bu şekilde oluşuyor. 63 birincilikle Gökhan Kocakaya, 61 birincilikle Özcan Yıldırım. İkinci sırada 50 yarışlık bir fark var arada yaklaşık ve 2 tane yarış farkı var. Burada tabii yüzdesi çok yüksek şeyin. Özcan'ın %39 gibi bir yüzdeye ulaşmış durumda. Eskiden bu yüzdesi bu kadar yüksek değildi Özcan'ın. Çünkü daha sık atmıyordu. O da tabii şeydi hep.
hep bir mücadele, Halis Karataş'la bir mücadele içerisinde olduğunda her ata deklar oluyordu. O farkı kapatacağım diye, arayı kapatacağım diye. Hani aradan acaba çıkar mı diye. Şimdi daha seçici, daha şey at biniyor. Bir de tabii İzmir'de özellikle. İzmir'de. Bir de tabii şey var, bir sağlık problemini atlattı kısa süre. At binmemişti. O da at adedini tabii yükseltmedi fazla olarak. Cezalar da oldu. Cezalar da olunca yüzdesi olarak ama iyi de biniyor tabii ortalamada. %39 gibi bir birincilik yüzdesi var. Tabii ilk 15'i paylaşıyoruz o yüzdeleri. Belki daha yüksek olanları vardır aşağıda. Özcan Yıldırım ya Tolga Yıldız'ı görüyoruz. İlk 3 bu şekilde oluşuyor ve böyle gidecek gibi gözüküyor. Hemen arkada Çelik kardeşler geliyor. Hemen altıncılıkta Kadir Tokaçoğlu'nu görüyoruz ki bir 5 günlük ceza geldi dünkü konuşacağımız yarıştan sonra. Yine aşağı doğru Ayhan Kurşun, Mustafa Çiçek ki Mustafa Çiçek de çıkışa geçti. 2 tane yarış izledim bu hafta. İkisinde de Mustafa'nın çok ciddi katkıları vardı o 2 yarışta da. Dolayısıyla Mustafa Çiçek'in ben evet bir durgunluk dönemi vardı ama bir çıkışa geçtiğini ve hani yine iyi bir değer olduğu kanaatindeyim. İyi bir jokey. Dolayısıyla bu anlamda da Mustafa'yı daha yukarılarda göreceğimize inanıyorum. Hışman Çizik yine belli bir yer elde etti, o da artık ilk 10'da herhalde çok fazla düşmeyecektir. Ali Kaçmaz'ı görüyoruz, halen hafif kilo avantajını kullanmaya devam ediyor. Tabii jokey oldu sanırım ama sonuç itibariyle 50 kilolara binebiliyor olması da onun için bir avantaj oluyor. İsa Akyavuz yine çıkıştaki aprantilerden Mertcan Çelik, Nevzat Avcı, Necmi Altın. Geçtiğimiz yıllarda genelde Ferit Yardımcı'yı gördük biz bu listede. Bu sefer Necmi Altın'ı görüyoruz 25 birincilikte. Ve Akın Sözen de 24 birincilikte herhalde kariyerinin en kötü durumunda şu anda. Yani biz Akın'ı hiç buralarda görmemiştik. İyi başladı aslında. İyi başladı ama yani kariyerinin derken bu dönemde hep bir tavo ortalarda gördük. Akın bu sene biraz daha çaba ve gayret göstermesi gerekiyor bence. Çünkü onun yeri oralar değil. 15 değil. Onun yeri menajer hep daha yukarılarda. Menajer değişikliği de oldu. Değişiklik Kamil oldu? Ertan. İki menajer oldu herhalde. Öyle mi? Çift menajer tabii. Yani o zaman Kamil geçtiyse tabii mutlaka bir artış olacaktır. Kimle? Öbürü Çetin kimle? Abi. Çetin şey mi? Çetin Ceviz. Hı hı. İkisi beraber. Dolayısıyla o zaman tabii. O zaman yani menajer tabii çok önemli. Yani ne olursa olsun menajer bence önemli jokeydi. Jokeyin de tabii ona bir şekilde karşılık veriyor olması lazım. Yani malzemede bir şey yoksa tabii, eğer tabii. O menajer ne yapsın? Jokey kazanacak ki menajere teklif gelsin tabii, ya de, da... Bir de dengeler çok önemli. Yani orada mesela şey vardır hani... ne bileşik kaplar şeyi vardır ya yani. Hani evet. Jokey kötüyse... hani bir şekilde menajerin daha çok çaba göstermesi gerekiyor. Veya jokey atıyorum çok iyidir, menajeri kötüdür. Bu sefer jokeyin biraz daha çaba göstermesi gerekiyor. Ama o denge bulunduğunda en doğrusu bence bu anlamda tabii her ikisi de birlikte çalışmalı. Sedat Gökçe ne demiş? Yani ben diyorsun demiş. Sen mi onun menajeri? Anlamadım. Sedat şey... Onlar menajerlik yaptıkları için demek istiyor. Ya ha iyi menajer anlamında. Sedat kimin? Onur Yıldız'ın herhalde bir de. Tolga'ya da bakıyor herhalde. Tolga'ya şey bakıyor. Serhat mı? Yok ha Sedat bakıyor Sedat Tolga'ya. Bakıyor Serhat, şeye, Serhat Onur'a bakıyor. Bakıyor. Dolayısıyla Sedat. Evet. Dolayısıyla seni de kutlamamız gerekiyor tabii. Yani Tolga'nın bu başarısına senin de çok evet. Büyük katkın net. Evet ama Tolga da hakikaten o şeyi bıraktı gitti hakkını artık. Verir. Yani o meşhur tabii. Altındaki her atı Kaysbert yavrusu olduğunu unuttu. Evet. Ara sıra böyle bir hatırlıyor gibi oluyor. Bir iki yarışında gördüm böyle. Gene böyle dışarıdan bir at gelirken böyle bir göstermeyi yeltenirken hemen aklına geliyor. Tekrardan bir toparlıyor. Bak onu iki yarışta gördüm. Kocaeli'de. Çünkü eskiden bizim en çok konuştuğumuz şey burada Tolga'nın. Dışarıdan at gelirken hemen Kaysbert'le alışkanlık yapmış ya. Direkt gösteriyordu doğru. Böyle. Her atı İngiliz'ini, arabını tıp geliyordu. Evet. Şimdi onu bıraktı. Yani bir ara böyle bir eli gidiyor gibi oluyor. Gördüm çünkü geçen Kocaeli'de de. Ama hemen toparlıyor. İşte toparlayınca da hep onun dilimizde tüy bitti. Artık deneyim kazandı. Ha, olgunlaştı, deneyim kazandı. Onu yapması gerektiğini gör. Çünkü cezalar bitmiyor. Şimdi bak ne oldu? Düzgün binince de hemen anında çıkıyor ve sahada da çok seviliyor. Öyle akarı kokarı olmayanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda da hakikaten yerini hak eden kardeşlerimizden biri. Ha tam mı? Değil tabii ki. Yani daha iyi olacak yani. Ben hani o konuda şey, ben tabii biliyorsun ben sıfırcı hoca her şeyi dört dörtlük beğenmem sonuçta ama daha da iyi olacaktır sonuç itibariyle. Çok ciddi anlamda seviye atladığını söyleyebiliriz. Yani şimdi 10 tane jokey saydıseler Tolga Yıldız'ı ilk 10'da sayarsın. Bu listeye bakmadan. Hani liste yok. Bana 10 tane jokey say desen ben Tolga'yı onun içerisinde sayarım. Özellikle ters pistlerde. Evet. Atın hakkını da veriyor. Sağda da çok sevilen bir kardeşimiz. Allah da inşallah bundan sonra utandırmasın onu. Evet. Var mı sizin ilavelerimiz?
Başka? Yani Kocakaya'nın numarayı aldığını görüyoruz bu hafta. Çok iyi gidiyor da. Özcan'ın yeri her zaman zaten ilk iki yıllardır değişmiyor. Tolga'dan uzun uzun bahsettik. Ben Müslüm ve Ahmet'in biraz daha Ankara sezonuyla birlikte bir çıkış yapacaklarını düşünüyorum. Kadir iyi gidiyor. Halis Karataş seçerek at biniyor. Halis abi yani hafta içinde yalnız şey yarışı çok iyiydi. Agera yarışı hakikaten. Ama çok inanıyordu değil mi o ata? O ata çok inanıyordu. Yani çok daha ilk başından çünkü hatta şimdi Megalodon'da şeye koşacak. Sadece Eli Yeşil'i koşacak. Eli Yeşil'i koşacak Megalodon için koşacak. Orada da Halis Karataş binecek. Ama mesela Agera'da taylığından beri çok inandığını biliyorum. Evet. Yarış sonrasında da çok olumlu bir rapor verdiğini biliyorum Agera ile ilgili. Agera çünkü hakikaten 10 numara 5 yıldız bir yarış yaptı. Ve önü çok açık. Gazi'ye yeşil ışık, yakan atlar. Bence kesinlikle, yani. Kesinlikle yani hani... Mesafe tutuyor. Hem mesafe tutuyor hem şey bence üzerine koya koya gelecek. Ve tam mühim olan zaten atçılıkta odur. Belli bir yere geldiğinde o pik noktaya, fit noktaya getirmek bir şey de kalmadı. Şimdi Cape Cross, Nisan bitiyor, evet. Cape Cross. 2,5 ay kaldı. 2,5 ay sonra üç yarış koşar, Gazi'ye gider at muhtemelen. Evet. Ve Çim'i daha farklı o atın yani. Sentetik yarışları yapıyorsa Çim pistte... İşte yani beklentiler iyi yüksek attan iyi bir at oldu da net. Ama Halis abinin bence de daha doğru böyle. Seçerek ama tabii yani inanarak şey yapıyor. Ve hakikaten de dediği atlarda, işaret ettiği atlar. Mesela yani, Agera'da ben hep başından beri çok iddialı olduğunu biliyorum da. Yine her şekilde ilk beşe de Halis abi zaten, girecek zaten. Girecektir de yani işte seçe gele. O şeyi yapıyor. Peki, hemen aygırların tablosu gelsin ekranlarımıza. İngiliz tablosunu getirelim. İngilizlerde durum nedir? Şimdi ikili tay yarışları başlayacak. Bir şartlar başlayınca bu tablo değişecek. Artık ikili taylara bakacağız neler var diye. Ama şu anda İngiliz tablosunda artık milyonerler sınırına kimler girdi diyorduk. 10. sıraya kadar girmiş. Luxor yavruları da girmiş durumda. Sezon başlayınca zaten çim koşularıyla birlikte bu tablolarda çok ciddi değişiklikler olacaktır. Bu tablo ağırlıklı olarak kum aygırlarının kış sezonunda ağırlıklı olarak görünüyor. Yazın bu tablo tamamen ters yüz olacak. Burada olmayan isimlerin gireceğini göreceğiz. Evet. Arapları görelim. Araplarda durum nedir? Araplarda da zaten çok büyük bir ihtimalle Turbo Kaysbert yine ayırmış devam ediyorlar. Bilgin Kaysbert'i yakaladı şu anda ve Gobak Bey'i görüyoruz 2 milyon TL kazançla. Orada da Milyonerler Kulübü'ne giren tam 11 tane aygır var yavruları şu ana kadar. Yani Haziran'ın Nisan ayının 6'sına kadar, 5'ine kadar kazandıkları ikramiyeleri görüyoruz yavrularının. Horasanlı aşağıda o herhalde sadece şeyin değil mi? Evet, Tarıkan'ın şeyi o. Hı hı. Tarıkan'ın geliri. Çünkü zaten iki koşan bir kazanan diyor. Bak bir tane tay bile bir aygırı nerelere getirebiliyor yavrusu. Tarıkan'ın geliriyle Horasanlı'yı listeye sokmuş durumda. Yoksa eğer hafta içinde konuşmalara geçelim. Ben sadece yıl sonuna yaklaştıkça Tamerinoğlu biraz daha yükseğe çıkar. Yavruları geç geliştiği için. Aynen. Bir de tabii biraz daha kumu ve çimi biraz daha... Çıkar mı düşer mi? Bence çıkar ya. Ben de tamam. Bence düşer. Bakalım. Tamer'in oğlu. Yemeği kim kazandı? Sen mi sen? Eray kazandı, gideceğiz. Hani ne zaman? Ne zaman istiyorsanız. Bugün gidelim. Vallahi ben... Bugün benim dişçi randevum var. Yarın gidelim. Çıkışta dişçiye gideceğim. Yarın tamam. Yarın yayından sonra nerede? Kanalda mı ısmarlayacağım? Siz belirleyin. Bak ya kanalda zaten şey. Hayır siz belirleyin. Tamam. O zaman ben unuttum o iddiayı da şimdi şey deyince. O zaman buna da... Bizim at da hiç gitmedi ya. Şey değil mi? Bizim atın yanında senin atın gider mi? Zafer Ateş'i çok anormal koştu. Yok, o gün, ama o gün yarışta yani hani sanki yani, birine vallahi feda. Ya 3 hatta orada, da olacak acaba, şey değil. Acaba Big şey mi? Korkavado mu şeye fedayı koştu yoksa öbürü mü ona yani feda? Birinden biri yani tabii öyle bir şey yok da. Öyle bir şey yok tabii de. Neden ödün vermediler diyebiliriz. Vermediler ve yarış zaten hele bir yerden sonra var ya Özcan direkt okudu yarışı. Hiç şöyle durdu karışmadı. Evet. Dışarıdan geldi tık tık ama at da çok iyi yani. Çok. Sadece tabii ondan kaynaklı değil. Yani birisi önde bile tek kalsa bile Zafer Ateş'i tamam. O zaman geçermiş. Yemeği tebrik Tolga'dan evet. Yiyoruz. Şimdiden kesene bereket kalmış. Tamerinoğlu için de. Nereye istiyorsanız yani. Tamam. Tamerinoğlu için de bir Bursa'da gittiğimizde bir şey olursa Bursa'da. Sen Bursa'da, Bursa'nın daha şeyini biliyorsun. Aslında Bursa'da benim bildiğim bir yer var da. Orayı sen söylüyorsun. Oraya ben götüreyim o zaman Bursa'da. Sen ısmarla. Ah, en, çok güzel. Mantıklı. En güzeli o. Mantıklı Tamerin oğluna giriyor muyuz? Gireriz. Ama Tamerin oğlu. O sen sezon sonu iddiası. O uzun vadeli iddialardan biri o. Tamerin oğlu. Sen biat belirle. Kiraatı yok. O 5. sırada kalamaz. Altı senin olsun mesela. İlk ona girer mi mesela? Gobak Bey senin olsun. Yok.
O çok şey. Cameron onu ilk 8'e girmez diyorum ben. İlk 8. Evet. Tamam. Anlaştık. Sene sonu kapanış. Sene sonu kapanış. Evet. Cameron olduğunu karşına alıyorsun. Serdümen var, Batman aslanı var. Hayır, sene sonu değil, yaz sezonu. Nasıl yaz? Tamam, yaz sezonu. Sene sonu işte. Yok. Sene sonu. Şimdi kaçıncaya kadar? Farklı. Söyle kaçıncaya bana. Kadar? Kum yarışları başlıyor tamam, ya. Kaçıncaya kadar? Tamam, 11. ayda başlıyor kumlar işte. 11. Kimlere? 11. ayda. Kim yarışları bitti? Tamam. Ne zaman? Sezon sonu. Işte. Sezon 11. ayda. 11 Kasım itibariyle biter. Yani tamam, bir ay için mi bütün bu bütün şey? Çok önemli ama. Ben ondan dolayı giriyorum zaten. Tamam. Peki. Tamam. 1 Kasım'da biter. Ben varım. İlk 8 yaz Hakan abi sen. İlk 8'de girmez. Kafa biliyorsun. Tamam. İlk 8'de kazanç sıralamasına bakacağız. Rejideki arkadaşlarımıza not etsinler. Tamer Enoğlu ilk 8'e girmez diyor. Bu yayını kesip gösteririz. Yürü tabii. Özgün hani yürü be hocam bey. Aşağıdan kimler var hakikaten? Dayan bakayım Tayyip diyeceksin. Çok rahatım. Şimdi şöyle bakalım. Bak şöyle gidelim olaya. Tamer Enoğlu ne yavruları ne kazanmış? 1 milyon. Küsur. Ya yavru sayısı da fazla zaten. 40. Ona güveniyor biraz da fayda etmeyecek. Yani. Işte. 8'den ama düşmez. Dediği atlar boş atlar değil. Şimdi Serdümen o şeylerden birini bir kazansın. İki bir grup kazandı mı? Bir de ne Batman aslanı. Batman aslanı bir düzeldi mi? Bir tamam, düzeldi biz mi? Biz de öbürlerine bağıracağız. Ne yapalım? Hadi bakalım. Peki yıl o zaman senin şeyini yapacağım. Yarış koşarken. Basacak yani. Ben öyle yapıyorum. Geçen bir video vardı. Gördüm üflüyormuş. Biri beni çekecek diye korkuyorum. Allah'tan evde yapıyorum. Onu da şey yapmıyorum. Atla. Olmayan ata. Olmayan ata böyle şey yapıyorum. Elimi tutuyorum ben. Sen dur diyorum şöyle. Geçen hatta öyle oldu biliyor musun? İzmir'de bir at yok bende. Geldi, geçti. Eyvah dedim yattım şöyle elimi bir şey yapıp içeriden bir daha verdi. Ulan oldu gene dedim bu iş dedim hakikaten. Dolayısıyla bu da Eray biliyor tabii benim. Bu derenin suyunun nereden geldiği geldi belli. Geldi ve aynen böyle dedi. Böyle. Biz trafik polisi gibi sen şöyle sen böyle bilmem ne. Jenerasyonda Özgün Han'ın şöyle... Açık yarış sayıları. Valla cepten gelen mesajlar şey diyor. Tolgahan abi kazandı diyor. Şimdiden hayırlı olsun diyor. Gökhan Kırmızı paylaşmış. Zaten ben zor olan bir şeye girdim. Şimdi Tolgahan'ın oranı 1.05 olur. Benimki 10 lira verir normalde. Ben handikaplı kişiye, girdi o. Handikaplı. 100 kişiye sor. 100 kişi Tamer Enoğlu ilk 8'de yer alır der. Ben peki. Biraz sürprize kaçtım. Geçen seninkine de bakmak benim doğamda lazım. Vardır o öyle şeyler. Olur. Bir onu baksınlar bizim arkadaşlar var çıkışta. Bakalım ilk 8'de var mı yok mu? Evet. Peki. Evet en keyiflisi ben onlar girsinler yemeğe biz gidiyoruz. En güzeli bu bir ara biz de gireriz. Nasılsa bir yemeği koyduk kenara. Değil mi? Aynen. Onu şey yaparız. Rövanş olur. Peki şimdi sen bir yarış istedin Tolgahan. Onu bir ekrana evet, getirsin. İzmir Çimi dün Maiden koşu. İzmir dün Maiden koşu beşinci gelsin. Koşu. Hangi koşu yazılmış beşinci buraya? Koşu. İzmir 5. koşu kaza görüntüleri binlerden itibaren evet. istemiş Tolgahan. Gelsin ekranlara arkadaşlarınızı getirsinler. Tolgahan da değerlendirmesini yapacak o koşuyla ilgili geliyor. 3 numaralı Dark Tower. Şu evet. anda bir dondurabilir miyiz Mehmet abiden rica edeyim? Bir donduralım. Atları gösterelim. Donduralım evet. Şimdi kazayı yaşayan at Bagu çekirisinin beyaz mavi forması. Evet. Kolları yıldızlı, atta da kapalı gözlük var. Kaçıncı sırada onu da söylüyor. Dışarıdaki değil mi? 8.likte falan. En evet. dışta mavi formalı bir at var. Onun içindeki. Onun hemen içindeki at. Evet. Normal düz giderken aslında bir anda kaza gerçekleşecek. Devam etsin. Kamera açısı değiştiğinde zaten bu kaza alıyor. Tam nasıl olduğunu da net göremiyoruz da muhtemelen o dışındaki mavi formalı safkan biraz bir daralttı. Yalnız şeye dikkat etmenizi istiyorum. Jokeylere bir dikkat edin. Evet. Bakın nasıl tedirgin hepsi. Fark ediyorsunuzdur İzmir Çimi'nde. Bir de 17 at olunca. Çok tedirgin at biniyorlar. Haklılar yani. Bakın burada kaza gerçekleşti. Allah korudu. Çok. Şu kazadan kardeşimiz çıktı ve yarış bindi, yarış kazandı Mert Çençelik. Yani gencecik pırıl pırıl kardeşimiz Allah bir daha hiçbir jokeyimize göstermesin. Yani benim demek istediğim şey şu, kazadır her yarışta olabilir tabii ama İzmir Çimi daha büyük sıkıntılara şimdiden maille davetiye çıkartacak belli bu pist. Yani ben bu pistin gerçekten de sıkıntılı, sorunlu bir pist olduğunu düşünüyorum ki normal bir pist bugün bakın. Biraz daha ağır ulaşan pist koşullarında atlar olduğu yerde kayıp düşüyorlardı. Yani normal derken aslında İzmir şimdi biraz yağmur yağdı. Şey, geçtiğimiz hafta evet. bayağı yağmurluydu. Ben mesela Bodrum'daydım. Gitmeden önce o bölge yağışlıydı yani hani öncesinde. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şu pist konusu da çok son dönemde çok gündeme geldi. Tartışılmaya başlandı. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela ben şey koşullarında mesela Adana olsun, İzmir olsun. Benim Adana'da özellikle hep benim o eski
Hatta nerede konuştuk bunu? Ha şeyde konuşmuştuk. Cüneyt Çalıcıoğlu'yla da konuşmuştuk. Doğru. Bu şeyde ben o eski Adana'nın kaba kumu. Yani ben ondan keyif alıyorum. Evet, atların belki bazı problemlerine daha çok problem göstermesine sebep oluyor. Ama o eski bildiğimiz Adana kumu, o şey deniz kumu, inşaat kumu dedikleri kum. Yani kum güçlü olan, kuvvetli olan kazandığı şey. O ayrı. Ama çim pis konusuna gelince, şimdi benim görüşümdür bu tamamen. Beni bağlar. Dediğim gibi ters düştüğümüz arkadaşlarımız olabilir, kardeşlerimiz olabilir, şey olabilir, hipodrom kulüpten dostlar olabilir. Yani şimdi ben yaz hipodromlarında kış yarışlarının yapılmasına karşıyım. Neydi Müfit Şansa Şantı, her şeye karşı. Hmm. Ben de ona karşıyım abicim. Şimdi yaz hipodromu dediğiniz işte İzmir'dir, bilmem Adana'dır, bilmem buralarda. Evet, çim eğer illa koşulacaksa ama yani bu hipodromlar yaz hipodromu. Mesela İzmir artık yaz hipodromu olmuş durumda. Burada tabii kışın yarış koşulacak. Tabii kışın koşulması gerekiyor. O ayrı bir konu, söylemiyorum. Kışın da yarış koşulacak. Eskiden neydi? Kışın İzmir Adana koşulurdu. Hava biraz daha yumuşak oluyor, bilmem ne oluyor diye. Ama kışın İzmir çiminde ve Adana çiminde yarış yapmak, hele ki bu mevsimlerde ve bak bir başlangıcında işte böyle Mart'tır, Nisan'dır, hatta Mayıs'tır. Bir de o bitiminde Kasım'larda, Eylül'lerde yağmurların tam başladığı, işte Çukurova'nın yağış aldığı İzmir'e gelin. Bir de artık iklimler de değiştiği için. Ha, şimdi burada tartışılması gereken şey bana göre şu. Bana göre şu. Şey tartışmasına girmiyorum. Hani çimler kalksın, yok, sentetik olsun mu olmasın mı? Aerodinamik yapısı bozuk. Ha. Olmaz şimdi mı? Şimdi ona girmiyorum. Yani neden girmiyorum? Çünkü hani çim yapıldıysa kalksın, kalkmasın, o ayrı bir tartışma. Düzeltilsin. Bir şeyler o ayrı yapılsın, bir tartışma. Ama şurada söylemek istediğim. Şimdi Tolgan şöyle. Belli bir yapıya ulaştıktan sonra yazın aslında çok büyük tehlike olmadan da koşuları izliyoruz. Ama şimdi burada tartışılması gereken şey bence şu. Bu yarışları en iyi yapabildiğimiz dönemler hangi mevsim, nereleri? Atıyorum başlarsın yağışların daha az olduğu diye. Haziran, Temmuz, Ağustos diyelim. Yani. Eylül bile tehlikeli. Adana'da da ben şimdi bu 3 ay içerisinde. Nisan falan zaten tehlikeli. Nisan falan, Nisan, Mayıs zaten burada sürekli yağışlar oluyor ve zaten hani riskli bir pist. O yağışlarla iyicene kayıyor ve aynı şey Adana için de geçerli. Şimdi burada 3 ay, 3 ay çim yarışı yapmak feasible bir şey mi? Yani değil mi? Bunun tartışılıyor olması. Yani çünkü bir yıl bir bakım yapıyorsunuz bu safkana. Bir maliyeti var, bir şeyi var bilmem. Bu 3 ay yarış bunu karşılıyor mu? Karşılamıyor. Eğer karşılamıyorsa ve hakikaten dediğim gibi yani bir de işletmesine bakmak lazım. Feasible bir şey değilse o zaman belki de hakikaten çim pist yarışlarının kalkması mantıklı. Çünkü bu şekilde 5 ay 6 ay koşulan çim yarışları bu kazaları her zaman bana göre getirecektir. Hem Adana'da niçin İstanbul'da olmuyor bunlar? Çünkü orası güzel, yapılırken geniş. Hayır, bir de yapılırken şimdi şöyle İzmir hipodromu yapılırken bir kum hipodromu olarak yapıldı. Ve ona göre yapıldı ölçüsü bilmem. Sonradan bunlar işte genişletmeler, ilaveler, şunlar bunlar. Ve çim yarışı yapıyor. Adana yıllarca biz kum yarışlarını izledik. Evet. Sonra da oraya çim yarışı ilave edildi. Şunlar bunlar oldu falan. Şimdi bu noktada zaten yapısıyla dengesiyle oynamışız o pist şeyin. Orada bir kere zaten her şey dört dörtlük olacak. Ha baştan itibaren evet bu pist çim, bu pist kum olacaktı. İstanbul gibi olsaydı. İstanbul gibi olsaydı baştaki gibi. O zaman belki doğru olabilirdi. Ama şimdi Tolgan ben ona da inanmıyorum. Değiştirsek de olmuyor. Çünkü bu pist bir tek pist olarak yapılmış İzmir. Ve sonra ilavelerle, genişletmelerle, daraltmalarla yani yapıyı bir şekilde bozuyoruz. Olmuyor. Aerodinamik tutmadı. Bozuluyor. Görüntüyü durdurabilsek keşke. Şu virajda kaza olmama ihtimali yok, çok olacak düşük. Da yani Allah böyle bir viraj. Bu nedenle ben de diyorum ki acaba sadece Haziran, Temmuz, Ağustos gibi hani 3 ay mı? Ama 3 ay içinde şimdi o zaman hep şunları değerli. At sahibi 3 ay için atını götürür mü? Evet. Özellikle çim atı olanlar götürür mü? Bir yıl pistin bakım maliyeti. Bir yıl boyunca demin onu söyledim. Evet. Hani o maliyet acaba bunu kurtaracak mı değil mi? Yani bunların çok iyi çalışın. Mutlaka bunu yetkililer de çalışıyordur. Aslında çim düzgün bakın. Yani, değil mi Hakan abi? Virajlar çok sıkıntılı. Yani çim bakıyorsunuz bak çok güzel, düzgün, çok kötü değil yani ama aerodinamik olarak at yarışı yapılmasına uygun bir pist İzmir değil arkadaş. Kim ne diyorsa desin, atlar düz giderken normal uygun bir pistte kayıp düşmez. Bunu da yetkililer lütfen görsün. Jockey kardeşlerimizin hepsi yüreği ağzında at biniyorlar. Bizim de aynı şekil, at sahipleri de aynı şekil. Yani ilginç. Ve bu denli keskin virajlı pistlerde 17-18 atlı koşular o da kesin yapılmamalı doğru, evet. Yani bir sınırlama en fazla 12-13. Katılıyorum. Yani onun için yani çim eğer konuşulacaksa
Bence kış hipodromlu, yani bu yağış çok alan. Şimdi mesela Antalya. Antalya tabii yok da hani burada da belli yerlerde, belli hipodromların hani buna göre sanki daha çalışır hale işletmesinin yapılması şurada gerekiyor. Şurada bir durdurabilir miyiz? Virajın keskinliğine yani, bakar mısın? Tabii canım. Çok yani Ankara'da niye kazanmıyor dediğin gibi, İstanbul'da niye kazanmıyordu? Çünkü burada o pistler onu yapılırken öyle yapıldı. Yani. Ona göre bütün koşulları bakıldı, değerlendirildi. Virajlar ayarlandı. Mühendisler ona göre çalıştı. Bakımı ona göre yapılıyor bilmem ne. Bunların hepsi dediğim gibi sonradan, yani yama tutmuyor. Şöyle söyleyeyim. Eğreti kalıyor. Eğreti demeyeyim de eğreti kalıyor. Neden? Çünkü orijinali bunun bu değil. Ona göre çalışılmamış, ona göre yapılmamış. Evet, çim olsun diye yapın. Ben yani o bir kişi daha söylemişti bana. İç dışı alınsın, dış içi alınsın. Benzemez. Yani hiç gene de olmaz bence. Yani kişisel görüşümdür bu. Evet. Yarışta bu tamamen kalksın, sentetiğe dönsün mü dönmesin mi? Şimdi burada son dönemlerde bu da çok tartışılmaya başlandı. Yani dönmemesi için bir neden yok. Ama eğer illa dönecekse de ben mesela kişisel kanaatim, eğer pis değiş, çim kalkacak. Mesela Adana'nın özellikle o eski kaba, o Adana'nın hani meşhur okumu da seven atlar var. Bunu öyle yaparsın. Yerine sentetik. Yanına da bir sentetik koyarsın ama iki tane gerekirse iki çok ayrı pist yaparsın. Çok farklı şampiyonatlar çıkar bir anda, biliyor musun? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla o Adana'nın meşhur kumunu da görmek isterim açıkçası. Evet. Ya çim yarışlarının daha sağlıklı koşulabilmesi için bu sahaları uygun hale getirmek lazım. Çünkü çim yarışları olacak. Evet. Ne yapılacaksa yani da bir an önce tabii yapılsın. Tabii ki canım, yani bunun başka alternatifi yok. Bir de yarış konuşalım. Lady Zofka yarım boy farklı koşuyu kazanırken Uğurkan Bey güzel bir yarış çıkışını yakaladı. Güzel de bir performans sergiledi. Çok da iyi koştu. Zaten hani son birkaç yarıştır eli kulağındaydı. Dün yazımda da ben özellikle bahsetmiştim. Hani artık yaklaştı Uğurkan Bey'in iyi koşma zamanı diye. Ve dün bana göre kazanmış kadar başarılı koştu. Herhalde önümüzdeki hafta bir maiden koşulursa kazanacak isimdir. Satış koşusuna kayıtlı. Uğurkan Bey mi? Evet. Dekleri olursa bilmiyorum. Dekleri olursa değirmen bir Tugan'a. Million Dollar Man. Bir bana göre uzun aradan sonra hani istediğim, benim de beklediğim bir yarışı ilk defa yaptı. Kara Kaplı Defter adına Million Dollar Man adını yazalım. Bir de yine hani geldiği yeri çok fazla önemsemediğim ama takipimizde olması gereken atlardan birini söyleyeceğim sizlere. Dün tabii koşunun favorilerinden biriydi. Geldiği yeri ölçü almıyorum. Prenses Utku'nun, onun da adını Kara Kaplı Defter'e not edelim diyelim. Şimdi Tolgan, sen bir yarış daha istemiştin. İzmir 7. Koşu ödül töreninde. Onu hep konuşuyoruz ya. Evet. Alalım seninle görüşlerini. Bir iki notum var. Çetin Ok bir kere çok zeki bir jokey. Yarış içerisinde tutmuş olduğu yer finalde kendisine yarışı kazandırdı. Tebrik ederim. Riskli yer aslında orası. Evet, tebrik ederim. O yeri tutamayan Güspınar'ı ve Okan Pazar da yarışı kaybetti. 100 kere koşulsun, 90'ını Güspınar'a kazanır bu yarışın. Bakın viraj dönülürken Güspınar nerelerde? Şu an 10'unculukta falan, hatta 11'incilikte. Bakın en sonun sondan 3. at. Oradan dönersen bu yarışı kurtarma şansın yok. Ve en dışarıdan dolanmak zorunda kalıyorsun. Rakibin ne yapıyor? Bir de orada tabii yarış içerisinde olan kazandı atların bir kısmının yerleri de çok değişti. Tuttular, ettiler. Onun da yani etkisi var bence ama yani. Hani nihayetinde yarış içerisinde doğru yeri tutan jokey finalde yarışı kazandı. At da bence kumaşının hakkını koşmaya başladı. Kum pistte bile güvendiğimiz isimlerden biriydi. Çime çıkınca çok daha farklılaşacağı belliydi. Evet. Uğurkan Bey dediğim gibi iyi bir performans sergiledi. Şimdi Tolga, sen kupa törenini istedin. 7. koşu. Hı hı. Sesli olarak Türkiye vereceğim. Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi koşu. Sesli olarak vereceğiz onu da. Ne kadar ses varsa artık yani. Sonra da koşuyu konuşalım. Koşuyu konuşalım. İstediğimiz ödül töreni 7. Evet, İzmir 7. koşu. İkinci görüntü Tolga'nın istediği. Verin ekrana. Sesli. Koşusunu oluşturan Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusunu Sayın Nafiz Çelik'in sahibi olduğu 4 numaralı Steel Runner isimli safkan jokeyi Kadir Tokaçoğlu ile kazandı. Ödül töreni için şeref tribününde bulunuyoruz. Plaket takdimi için Türkiye Spor Yazarları Derneği Şubesi As Başkanı Sayın Gökhan Özyurtlu, plaketi takdim almak üzere ise kazanan atın sahibi adına Sayın Mehmet Çam huzurlarınızda. Hep beraber ödül törenini izliyoruz. Ödül törenimizi izlediniz. Teşekkür ederiz. Şimdi böyle bir ödül törenini kabul etmiyoruz. Yıllardır, hep aylardır konuşuyoruz. Yok, ödülü alanlara, verenlere saygımız sonsuz. Ona
diyecek bir sözümüz yok ama bir ödül töreninde iki cümle edilmeli, mikrofonlar açık olmalı. Bunu ısrarla kulüp nedense yapmıyor. 50 saniyelik ödül töreni belki o kadar. Sebebini bilmiyorum. Hakikaten ben de bilmiyorum ama hakikaten yanlış yapıyorlar. Evet. Buradan da söyleyeyim, yeri geldiği zaman eleştiriyoruz. Bu kupa törenlerinde bakın eski nostalji yarışlarında görüyoruz, ediyoruz. Ne diyoruz hep? Yani bunlar tarihe düşen şeyler ve tarihi artık yıllar sonra seyredildiğinde gülecekler size, biliyor musunuz? Bize gülecekler, size de gülecekler. Diyecekler ki ya bak o dönemki Türkiye Jockey Kulübü'nde kupa törenini böyle almış vermiş bilmem böyle yapıyorlar diyecekler. Mikrofon icat edilmemiş. Mikrofon mu icat edilmedi diyecekler. Bak bunu bu kadar açık söylüyorum. İlk defa da bu tonda söylüyorum. Size de gülecekler, bize de gülecekler. Hepimize gülecekler. Maalesef. 30 yani, saniye ödül töreni olur 30 mu? Böyle bir şey olabilir. Aldı, verdi, gitti. Aynen, yani, sakın şunu söylemeyin. Yurt dışında da böyle oluyor. Orada da bir... O zaman her şeyiniz yurt dışı gibi olsun. Eyvallah. Ama burada bunu açık söylüyorum. Bunu artık 70-80 kere söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Bunun bir an önce artık bu kimden kaynaklı bilmiyorum. Televizyondan mı kaynaklı, yönetimin böyle bir talebi mi var, başkasının mı bunu bilmiyorum. Ama bunu kimden kaynaklıysa, eğer TJK TV kaynaklıysa oradaki arkadaşlarımıza. Yönetim kurulunun böyle bir kararı varsa yönetim kuruluna buradan o zaman söyleyelim ve seslenelim. Komik oluyor bu törenler. Artık çünkü aldın verdin göster. İnsanlar bakın şöyle şu insanları hani ne söyleyeceğini bilemez bizi zor durumda bırakır şeyini atın kafanızdan. İnsanlar artık o kupa törenine çıkıp kupa almaya giden bir insan onun ağırlığını taşır bilir. Anlatabiliyor muyum? Ne söyleyeceğini, nerede ne konuşacağını bilir. İki kere iki dört bu. Ve teknoloji diye de bir şey var. Eray o değil, evet. Konu. O, yıllarca o başka nasıl bir şey. Bildilerse? Teknoloji değil, başka bir şey bu. Teknoloji bu başka bir şey. Bildiğim için söylüyorum. Bitireyim. Dolayısıyla burada insanlar oraya çıkıp ne konuşacağını biliyor. Kimse kimseye bir mesaj atıyorum bilmem 5 sene önce bir Adana Barosu kupası koşusunda bir şey oldu diye kimsenin evet. Sesini kısmanın hakkı yok. İnsanlar fikirlerini orada söylemiştir. Doğrudur, yanlıştır tartışılır. Veya X bir jokeye çıktı bilmem ne. Bakın hafta seçim günü nostalji yarışları da yayınlandı. Selim Kaya dönemin başbakanı işte şimdiki cumhurbaşkanımız geldiğinde konuştu. Bir konuşması falan var orada. İşte bize sahip çıkın falan filan demiş. Yani kendi görüşlerini de paylaşabiliyor. Burada bir herhangi bir şey yok. Burada o kupa töreninde diğer kupa töreninde bir şey yok. Teknolojiyle meknolojiyle bunun ilgisi yok. Teknolojinin alası var çünkü herkesin elinde. Bu tamamen burada... neden yayınlanmıyor ben anlamış değilim. Bakın insanlar bir kupa törenine bir şey ödül veriyorsunuz, ödül alıyorsunuz. Bunlar tarihe geçiyor. Bunlar tarihte kalıyor. Ki, ve ne söylediği de çok önemli. Bu insanlar yarın öbür gün çoluğuna çocuğuna birbirlerine bıraktığında bunları baba sen ne edin, amca ne edin, dede ne edin diyecekler. Öyle değil mi? Dolayısıyla artık bunun sesi hakikaten açılsın. Ve şundan da lütfen çekinmeyin. Bakın bir kez daha söylüyorum çekinmeyin. İnsanlar artık çıkıp ya öyle bir korku toplumu mu oluştu? Ne oldu ben anlamıyorum yani. Hani niçin böyle bir şey var? İklim var onu anlamış değilim. Yani orada kupa töreninde alıyorsunuz bir atıyorum nedir? Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası koyusu. Oradaki dernek başkanı güzel. Ondan sonra diyoruz ki niçin gelmiyorlar ödüllerini kupalarını vermeye? Belki de bunlardan gelmiyorlar. Bakın belki de bunlardan gelmiyorlar. Adam gidiyor oraya biz onu veriyoruz bunu alıyoruz. Biz bu insanları getirmeliyiz orada vermeye. Anneler Günü koşusu vardır hatırlar mısınız? Evet, tabii. Anneler Günü koşusunda çıkarlar. O hatta bayağı da uzun konuşurlar. Büyüklerimiz. Göz Nuru, Kalp Vakfı. Bunlar Kalp Vakfı koşusu özellikle. Hayatını kaybeden ve ne kadar güzel mesajla... Şimdi, yok ben şimdi başka bir yere değiniyorum. Evet. Diyorum ki bazı yerlerde sosyal sorumluluk şeyleri bakın. Göz Nuru ve işte atıyorum Kalp Vakfı değil mi? Kalp sağlığı ile ilgili orada bilgilendirici bir takım şeyler de söylüyorlar, ediyorlar. Yani bu bir kişinin hayatını bile kurtarsak orada bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Büyüklerimiz o şeyleri kastetmiyor. Onlar ayrı zaten. Onlar zaten olmalı. Ama bu kupa törenlerinde artık lütfen ses açılsın. Bir kez daha söylüyorum. Televizyon kaynaklıysa bence yanlış. Ama tam detayını bilmiyorum. Eğer kulüp kaynaklıysa da bence o daha büyük yanlış. Bizim çünkü değerlerimize kulüp olarak daha çok sahip çıkmamız çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani evet, ben, şimdi sizin görüşlerinizi ben de söyleyeyim çünkü... Evet, şöyle bir ilave yapayım ben. Dediğin noktalar doğru abi. İşte LÖSEV koşusu, Böbrek Vakfı, Kalp Vakfı işte bunların adına koşular var. Oradaki sosyal mesajlar elbette çok önemli. Bir de hayatını kaybeden Atçı büyüklerimiz, Asliye büyüklerimiz var. Rahmet Eren. Onların adına da koşular yapılıyor. Şimdi baktığınızda hoş değil. O koşunun yapıldığı kişiye karşı bile bence bir...
görevin tam olarak yerine getirilememesi gibi görüyorum ben bunu. Çünkü o kişinin adına bir koşu yapıldıysa en azından o kişi hakkında iki kelam edilebilse, bunu herkes duysa, değil mi? Duysa. Şimdi bugün görevdeki bu kişilerin bu konularda yetki sahibi değerli büyüklerimizin, tabii hepimiz ölümlü varlıklarız, bir şekilde er ya da geç bir şekilde herkes hakkın rahmetine kavuşacak. Şimdi sonrasında arkalarından bir koşu düzenlendiğinde kendi adlarına olan koşu törenlerinin de böyle yapıldığını düşünmek ve böyle al gülüm ver gülüm şeklinde yapılmasını isterler mi? Kimse istemez. Dolayısıyla ben de şimdiden bunun düzenlemeleri yapılsın diyelim. Herkes hayattayken. Eray? Yıllardır aynı şeylere söylüyoruz. Bence özümüze dönmekte fayda var. Bizim özümüz bu değil yani. Yıllar önce nasıl yapılıyorsa şimdi de aynı uygulamaya dönmekte fayda var. Umarım en kısa sürede o eski kupa törenlerini tekrardan izlemeye başlarız. Bakın bir elimde bir şey var, kayıtlı bir şey. Bu konuyla ilgili bir belediye başkanının kaynaklı bir mesaj var. Belediye bende kalsın, gerekirse ilgililere de bunu söylerim. Biri paylaşıyor, diyor ki işte X belediye başkanını diyor, niye gelmiyorsunuz bizim kupa törenimize dediğimizde diyor. İlettim diyor, bizim camiamızı önemsemiyor musunuz dediğinde bana verdiği cevap, bir şey bile söyleyemedik diyor geldiğimizde. Bir mikrofon dahi takılmıyor. Evet. Biz sizi değil, onlar bizi önemsemiyor galiba dedi. Konu açılmışken de size yazmak istedim dedi. Evet. Soranlarsa eğer kulüpten ya da herhangi birinden bir ismini verebilirim tabii hangi belediye olduğunu. Dolayısıyla bakın bu bile algılanıyor. Ondan sonra diyoruz ki biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. O starting box'lara bir takım şeyleri yazmakla, banner'lar koymakla olmuyor bazı şeyler. Yani bu konuda hakikaten açık ve net söylüyorum. Yanlış yaptığımız işlerden biri de bu. Kupa törenlerinde bu seslerin kısılması. Ya sessiz kupa töreni olur mu ya? O zaman görüntüyü de verme. Verme aynen öyle. Sesi vermiyorsan görüntüyü de verme. Doğru. Peki bir de koşuyu izleyelim. Koşu da önemli çünkü. Kadir Tokaçoğlu'nu da konuşmuştuk orada. Çünkü çok konuşuldu. Biz değil tabii, herkes konuşuldu. Arkadaşlarım ekrana getirsinler. Steel Run'ın yarışı. İzmir'de 7. koşu, 4. ayak Steel Run'ın, yani bu kupa töreninin yer aldığı koşu. Evet Tolgan, senden değerlendirmeyi alalım. Startla birlikte Steel Runner öne çıktı. Ufak tefek sıkıntılar yaşayıp bir ara verdi. Aradan sonra bu koşuya Safkan, bir iki yarış görüp bu koşuya çıktı. Safkan'ın ilgilileriyle de, Kocaeli'deki ilgilileriyle de görüşüyoruz ara ara. Hı hı. Safkan'dan zaten umutlar da, hatta önerdiler de bu Safkan'ı ikinize katabilirsiniz gibisinden o dönemlerde. Beklentiler fazlaydı hatta. Ama beklentilerin de üstünde bir yarış at performansı olarak ortaya koydu, kutlayalım. Ama Kadir Tokaçoğlu'nun da yarış boyunca niyeti apaçık ortada. Hani kendi atının süretinden çok rakibin de süretini engellemeye yönelik kafasındaki düşüncelerle yarışa çıkınca sürekli dışarıya açılmalar. Bakın şu an orta kulvarda dışarıya doğru sürekli bir açılması söz konusu. Yani bariz bir açılma. At çapraz koşuyor şu anda. Evet. Bu da şeyin sprint, bakın, kulvarını ciddi şekilde etkiledi. Atın bir şekilde önünde gezilen bir at varken veya dışı açılan bir at varken her at o cesaretle hücumu yapmaz. Biraz da olsa at çekinir. Burada da benzer bir durum oldu. Geçmiş olsun diyelim ama ben Muammer Bey'in de bu kadar dışarıya açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yarış boyunca hep dışarılarda kaldı. İçerisi bomboştu. Neden oraları tercih etmediler? Jockey kardeşlerimiz ilginç. Evet. Eray? Bir kere at çok ultra bir yarış koştu. En başta onu söyleyelim. Finalinde Kadir'in yapmış olduğu centilmenlik dışı hareketler olsa da atın performansını konuşmamızda fayda var. Müthiş koştu. Ekibini kutlamak isterim. Ağırlıklı olarak kısa mesafelerde boy göstermiş ve o mesafeli yarışlarda da dikkat çekmiş isimlerden biriydi Steel Runner. Dün için mesafenin uzun olması en büyük handikabıydı ama Kadir başlarda temposunu çok kolay kabullendirdi. Çok fazla kimseyi yakınına sokmadı. Mümkün olduğu kadar da idareli gitmeyi denedi. Doğru hamleydi. Ancak viraj döndükten sonra yapmış olduğu hamleler, en başta Safnur'u bir onun önünde gezinme hamlesi, dışa doğru açılma hamlesi var. Daha sonra da Muammer Bey aynı hareketleri yapıyor. Zaman zaman Kadir Tokaçoğlu'nun bu gibi hareketlerini izliyoruz. Çok doğru hareketler değil. Vazgeçmesinde fayda var ama biraz sanki alışkanlık haline gelmiş gibi.
Onun da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle İzmir pistinde Kadir bunu genellikle yapıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Burada bir mesaj geldi, ona bakıyordum. Başka bir mesaj daha var, üzerinden konuşacağım. Şimdi benzer yarışlar, mesela birkaç tane şey var. Örnek gelmiş bir izleyicimizden. Diyor ki, günaydın abi, yayınlar diyor. Kadir diyor, evet çok konuşuldu diyor dün diyor. Stirna'nın yarışında diyor. 5 gün almış diyor. Ama şöyle bir şey var. Diyorlar ki, geçtiğimiz hafta Özcan Yıldırım Aksakallı ile Mizzen of Turkey yarışında. Özcan'a diyor, sadece para cezası çıktı diyor. Yine dünkü yarışta da diyor, benzer bir şekilde para cezası çıktı. İzmir'de Dombra El Nino yarışı var diyor. O gün de gün cezası çıkmadı diyor. O yarış zaten değişir. Sadece yani. Bak para cezası çıktı tabii. Diyor. Dolayısıyla diyor hani bu tip diyor şeylerde diyor jokeye göre farklı bir uygulama mı var diyor. Yani şimdi burada diyor 5 gün diyor. Hatta bir izleyicimiz de altına yazmış ki gene diyor sosyal medya gündeme gelecek ama diyor sosyal medyada yazılanlardan mı ceza gün cezası geldi diyor. Şimdi orada çünkü tabii farklı noktaya gidiyor konu ama komiserler acaba burada iki şey var. Demin Eray bir şey söyledi. Kadir buna daha önce de yaptı diye acaba komiserler kanaat notumu kullandı da bunu hani arka arkaya geldi diye yaptı. Yoksa farklı bir şey mi? Neler söylersiniz o konuda? Muhtemelen şey yapalım. Alışkanlık haline getirdiği için komiserler artık onu biliyorlar. Çünkü ben Kadir'in bu şekilde en az 4-5 tane görüntüsünü çıkarırım yani. Hem de 7-8 aylık süreçte. Komiserler de bunu biliyorlar. Geriye dönük o yarışlar, akıllarda, hafızalarda. Dün de aynı şeyi yapınca yarış değişmez, doğru karar ama jokeye ceza. Ben İzmir Komiserler Kurulu'nun kararını çok isabetli buluyorum. Evet, jokeye ceza doğru. Aynen. Verilmeyen cezalar yanlış. Tabii canım. Yani daha önce işte Dombra yarışı evet. 10 kere değişebilecek veya en azından 100 kere ceza alınabilecek bir yarış. Aksakal yarışını çok detaylı incelemedim, izlemediğim bir koşu olduğu için yorum yapmıyorum ama... Benzer hamlelerde cezanın zaten çıkıyor olması lazım. Kadir özelinde de olmasın. Bu bir ceza veriyorlarsa objektif herkese aynı cezayı versin. Bu görüntünün neredeyse birebir aynısı Urfa'da oldu. Bildiren İpek Çağ. Bildiren İpek Çağ yarışı. Orada mesela Bildiren kazansaydı muhtemelen yarış değişebilirdi. Çünkü ya ta bariyerin dibinden en dışa kadar göstere göstere geldi. Bu kadar da olmaz. Yani Mehmet Akyavuz biniyordu. İsmini de söyleyeyim. Çok yanlış hareketler. Allah'tan İpek Çiğen kazandı da hem sen ceza almadın Mehmet Akyavuz. Cezadan kurtardın. Cezadan kurtardın. Hem de yarışseveri belki de yanmamış oldu. Komiserlerin de ne karar vereceğini bilemiyorsun tabii, ki. Bir de işin o tarafı da var yani. Tabii. Yani evet. Şimdi orada birazcık tabii şey. Hani Urfa'da da çıkan kararlarla zaman zaman aynen. Farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda da durum bu. Sorular çok fazlaydı bu konuyla ilgili. İzleyicilerimizin de yazdığı gibi yani acaba farklı jokeylerde farklı şeyler olur mu? Mesela El Nino Dombra yarışı da demin de konuştuğumuz gibi o biraz daha farklı bir netice olabilirdi. Evet, mesajlarınız sizden de gelmeye devam ediyor. Onları da değerlendireceğiz, okuyacağız. Bu arada bizleri seyreden dostlarımız, büyüklerimiz var. Onlara da buradan selamlarımız, sevgilerimiz, saygılarımızı iletiyoruz. Bir kere sevgili Fatih'e, Buket'e ve Furkan'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Hem sevgilerimize. Bu arada da bugün hep beraber Vahap abimizle, Vahap babamızla ve Naime annemizle birliktelermiş hep beraber. Dolayısıyla hepsine de selamlar. Sevgili Vahap abiye, selam. Naime annemize, Buket'e, Furkan'a, Fatih'e hepsine buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ekipçe dedikten sonra hemen arkadaşlarımızdan bir yarış daha istiyoruz. O da Süpermen'in yarışı, son koşu. Düzlüğü bayağı gerilerden çok döndü ve düzlükteki etkili sprintiyle de kazanma başarısı gösterdi. Gelsin ekranlara 9. koşu altıncı. Evet. Ne de olsa Zompa'nın kayı. Annesi de bu. Zompa gibi mi? Çekildi. Zompa kaldı mı? Yani K1 falan geçti Pazartesi mi? Pazartesi günü geçecek inşallah. Hadi bakalım. Evet. Onu merak ettim. Yani annesi de bu mesafelerin iyi atıydı. Böyle ani sprintler yapabilen bir attı. Her yarış istikrarlıydı. Yani temsilcisi de çok iyi koştu. Bu hattın önü açık, öyle söyleyeyim ben. Yani sonlarda hiç grupla alakası olmayan bir yarış yaptı. Farka bakmayın bir boy olduğuna. Tebrik ediyorum. Mertcan da atın üstünde çok iyiydi. Hasan abinin de gözü aydın olsun. Evet. İyi biçim atı. Anneye çok çekmiş. Annenin çünkü çim pistte çok önemli başarıları var. Kısa vade koşulara kadar. Annesi bizde. Şu eşleşme bir gerçekleşsin. Ondan sonra bir düşüncemiz var. O zaman açıklarım. Evet, pekala.
O zaman hemen Kocaeli'yi de bir değerlendirelim. Kocaeli'deki yarışlara da şöyle bir bakalım istiyorum özellikle. Kocaeli'de de bu Run for the Sun'ı konuşalım değil mi? Aradan sonra çok uzun zamandan sonra ya. Koştu kazandı. Çok az örnekleri vardır. Hatta oradan bakayım bir sınav sorusu yapsam mı diye düşündüm bile. Güzel olur. Neyse bir izleyelim bakalım sen hemen Tolga'm bir değerlendir. Yani bir antrenör olarak bir değerlendir önce. Çünkü bak şimdi atın zaten sahibi antrenörü Haldun yılların evet. antrenörü. Kaan da şu anda Kocaeli'de zaten okuyor bizzat zaten. Okuyor açık. Ve kendi de ilgileniyor. O da şey yapıyor. Fuat Kocaeli'de mi hazırlanmış? Bursa'da herhalde. Yani nerede hazırlandıysa. Yani evet. demek istediğim başka yani Bursa'ya şey. Bursa'ya da geliyor gidiyor Kaan. Tamam yani demek istediğim şu. Hani sonuçta antrenör bir evet. aile ve evet. bu işi bilen insanlar. İlk koşusunda 2000 metreyi koşuyorlar. Neler söyleyeceksin? Vallahi şimdi gibi. İşin arka boyutunda mutfağında Haldun abi olunca evet. Her an her şeyi bekleyebiliriz. Bu tarz böyle çıkışlar. Çok tecrübeli bir antrenör tabii Haldun abi. Yıllarını bu sahaya vermiş. Jokeylik olarak, antrenörlük olarak tabii kendisini çok daha fazla kanıtladı. Gazi koşusu da kazanmış bir antrenör. İki tane Gazi koşusu kazandı hatta. Ama yani bu, bütün bunları bilmemize rağmen, Haldun abiyle sürekli sohbetler yapmamıza rağmen yani bu şeyi beklemiyordum ben çıkışı açıkçası. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Bu atın annesi Best of Müge ki Best of Müge'nin ben bazı taylarını çiftlikte de gördüm Haldun abinin orada. Yani çok beklentiler yüksek. Ekip olarak o kısraktan ve yavrularından üzerine titriyorlar adeta. Yani bütün kısraklar ayrı, Best of Müge ayrı görüyorlar. Tabii Best of Müge'nin de annesi Sam Müge. Anne atlı çok iyi. Babası da zaten yurt dışında aşım yapan bir aygır. Muhtemelen aşıma yurt dışına gitti, geldi annesi Best of Müge. Ve 2000 metre ilk yarışında işte yeterli pişkinlik, zamanı tanıdığınızda at bir şekilde kalitesini gösteriyor. Muhtemelen bazı sıkıntılar atlattı tabii bu günlere kadar kalması bu atın koşmasının. Ama uzun işler, yeterli sayıda işler. Bir de ekibin kendi atı olunca antrenörün istediği zamanı da sağlayabiliyor. Dolayısıyla da at çıktı, aslan gibi koştu. Ama ben bu yarışta şunu söyleyeyim, oğlum Ozan'ın aprentisi Mehmet Ali Aydın kardeşimiz yani çıktı, at tempo attı zaten. Abbasoğlu gitmek istemiyor. Jokey de onu hissettiriyor. Hani gelse birisi verecek numarayı. Yani ilk 1000 metre adeta onun önde kalmasına izin verdi. Sonra da çırpınarak liderliği almaya çalıştı. En baştan numaraya çıksa daha doğru olurdu. Üçüncü olan oğlum Ozan için. Tabii tüm bunlar kazananın sonucunu değiştirmezmiş. At aksiyon olarak da, eşkal olarak da çok iyi. İnşallah beklenen çıkışa devam eder ve iyi bir kum atı geliyor gibi hissediyorum. Enerjim sen neler söyleyeceksin? Benim gün içerisinde değerlendirmelerinde yer alansın. Evet, sen, ben şeyde gördüm. Evet. Ben birden yediye kadar düşünüyordum açıkçası. Yani hayır, ben şöyle dün dedim ya yoktum. Ben de pencere bıraktım. Evet. Ben de pencere bıraktım. Hatta şöyle oldu. Şeyde o koşuyu da şeyde seyrettim. Arabada cepten seyrediyorum böyle. Ondan sonra yani siz yapmayın bak hocanın dediğini yap, yaptığını yapma derler ya. Yani araba kullanıyorum, bir yerde de ona bakıyorum böyle, koydum cep telefonundan seyrediyorum. Şimdi bakıyorum diyorum herhalde bende vardır da cazip yani. Fakat şeyden korktum bak, hiç o aklıma gelmedi. Sadece kırmızı şapka beyaz forma görünce bir arada bir görmüştüm. Arkada da güneş vardı, formanı gördünüz mü? Yok değil, ben şimdi cepten seyrediyorum evet. Tolga'nın. Cepten seyredince diyorum ki kim bu diyorum. Bir tane at olmadığını biliyorum da formayı tanıyınca eyvah dedim. O mu geliyor dedim yoksa dedim. Hakikaten de kazanmış. Tebrik ederim tabii, sonuçta tabii bizim ki. Hatamız oldu. Yani. 8 atın 7'sini yazıp da şey yapmamak ayrı bir konu. Şimdi tebrik ediyoruz, o ayrı. Bu zaman zaman oluyor. Peki size zaten kağıda baktığımız zaman müthiş bir pedigre. Evet. Comfort Credit yavrusu ve hani bu kağıdın bana göre geç kalmış bir bir kağıt. Anne zaten Best of Me'ye yurt dışına aşıma giden annelerden bir tanesi. Şimdi bu tabii daha önce örnekleri de vardı. Ekibi ilgilileri kutlayalım. Eray senin de devam ediyordun orada, evet. Yarım kaldı. %1 AGF'yi önermiştim. Hani bir kere favorim değil ama değerlendirmelerim de var. Önemli. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bir kere koşuda start alan safkaların birçoğu zaten dertli atlar. Kimisinin evet. mesafeyle ilgili sıkıntıları var. Kimisi dertlerini aşarak bu yarışları koşmaya çalışıyor. Ama bu taya baktığımız, bu safkana baktığımız zaman da her ne kadar ilk yarışı olsa da bir kere arka arkaya uzun galopları var. Onun dışında kanatını incelediğimiz zaman da bu pisti yapabilme özelliği var. Her ne kadar anne kanatlı biraz daha çim piste yatkın olsa da baba tarafından Tagula'ya dayanan bir kanatı var. Oradan da zaten
Yelpınarlı gibi kumpisi çok seven isimlerin temsilcisi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle benim dün için değerlendirmelerimde yer alan isimlerden biriydi. Bundan sonra ne yapar? Açıkçası merak ediyorum. Çünkü ilk yarışında uzun mesafede bu denli etkili performans sergilemek kolay bir şey değil. Yetenekli bir safkan olduğunun göstergesi. Neden bu kadar geç koştu onu bilmiyorum. Mutlaka çok önemli sıkıntıları vardı. Yoksa 4 yaşına kadar zaten beklemezdi. O sıkıntılara aşıp koşuyorsa devamı gelir. Peki. O zaman şimdi bir sınav sorusu. İkinize de ve tabii ikinize de derken yarış severlere de. Bilen olursa benim ona bir hediyem olacak. Yani ne hediye olabilir? Mendip'ten Topaz arasından bir hediye olabilir. Bakın çok özel bir hediye var. O duruyor bir kısmını çünkü verdik, bir kısmı halen kaldı. Onu ilerleyen günlerde televizyon yayınları başladığında paylaşacaktım. Ama onu da mutlaka bir tanesini burada verebilirim. Yine bizim Boldi filminde kullanılmış bir forma ve kask. Harika. Birinden birini isteyecek. Ya forma, bak ya forma ya kask, birinden birini vereceğim. Ama ilk doğru cevabı vereceğim buna. Daha önce kaç metre bu yarış? 2000. 2200 metrede. Kim pistte? Biliyor musun sen yoksa? Biliyor muydun? Bir tane var öyle bir. Ha, biliyor muydun onu sen? Evet. O zaman tamam. İzleyicilerinize zor sorayım dedim ama biliyorsan tamam. Erkek. Söyleme o zaman. Yok, sen. Söyleme. Daha önceden 2200 metre. Çim pistte bak 200 metre uzun şartı da daha 5 şartta bir at kazandı. Çıktığı gibi. Çıktığı gibi ama çıktığı için kazandı zaten. Bir de öyle bitiyor benim size. Bir de öyle vereyim. İlk koşusu start yasağını geçemiyordu, edemiyordu. İlk koşusu da çıktı ve kazandı ama ondan sonra da bir daha bir şey yapmadı. 5 yarış koştu ve 5 yarış boyunca da ilk koşusunu kazandı. 2200 metre çim pist 5 şart İstanbul'da. Daha sonra aygırlık da yapmış olan iyi bir atın da anne kardeşi. Öyle söyleyeyim. Anneden kardeşler. Bu atın adını bize yazarsanız eğer bakayım gelene. İlk doğru cevabı istediği hediyeyi vereceğim onlardan. Arbit'ten geldi. İlk doğru cevap Arbit'ten geldi. Bakıyoruz. Evet bir de yedek diyelim. Güven Öztoprak'tan geldi. İki tane ama başka cevaplar geliyor. Onlar yanlış tabii gelenler var ama sonuç itibariyle böyle bir yarış oldu. Baş harfini söyleyebiliyor muyuz? Geldi sanatıyor orada. Geldi. Yok ben bilmiyorum. Yollayanlar var o yüzden. K. Evet. Doğru K. Kral Sezen kazandı. Sezen Ekürisi'nin. Ömer Ahlat'la kazandı. Zaten Ömer Ahlat'tan başka kimse de binmedi atı. Bosporus King miydi babası? Yok. Anne Sidama da babasının tam Bosforus olabilir belki. Yok Bosforus değil. King diyor. Bosforus King olabilir. Anne, tabii yabancı şey değil. İşte. Bak ama anne Sidama Castello'nun kardeşi. Sezen Ekürisi. Sezen Engin Sezen. Castello'yu hatırlamıyorum ben. Castello ya. Yıl kaç? Abi Castello'yu hatırlarsın sen. Hamas yavrusu Castello vardı ya çıktığı gibi bitiriyor kazanıyor. He tamam. Hatırladın tamam, mı? Castello. Tamam, Castello. O Castello'nun anne kardeşi ve hakikaten yarış hayatının ilk startında 2200 metre. Ömer Ahlat'tı değil mi? Ömer Ahlat'tı. Sezen Doyun yavrusuymuş. Doyun. Evet. Doyun. Doyun şey Sidama, Sidama ama değil mi Sidama? Castello'nun kardeşi o da. Dolayısıyla 10 metre ikinci oldu hatırlıyorum. Gazi sonrasıydı. Ben şeyi sordum. Oralardan ilavesi yok. Sende zaten vardır o hediyelerden. Biz olmayanları. Ya ben istemiyorum. Yani daha önce şunu söyleyeyim. Daha önceden bunu yapan oldu. Hani tebrik edelim. O ekibi de tebrik edelim. Ama burada da inşallah sonları aynı olmasın. Devam etsin. Bu başarılı yarışlarını izleyelim. Dün o geldi çünkü direkt aklıma. Kral Sezen geldi. Başka da hatırlamıyorum. Siz hatırlayan varsa izleyenlerimizden yazsınlar. Tolga'm var mı senin? Yok hatırlamıyorum. Şey de biraz geç başladı ama kazanarak başlamadı. Bir tane de bir Arap atı yapmıştı öyle bir şey. 7-8 yaşında bir başladı, ilk koşusunu kazandı ama böyle uzun mesafeli değil, Bursa'da. Sanki. Bursa'da bir tane de bir Arap atı. Ama at mahalli falan koşmuş. Tabii mahalli koşmuştu ama resmi yarışta. Hani bir deneyim vardı o hatta altyapı ama şeyde yoktu, bunda yoktu. Evet. Peki, bir 2000 metre dalsa bırakmazdı yarışı diyor Eray abi diyor. Hayli parlak bir yarış çıkardı diyor, onu da söyleyelim. Bir de şeyi ekrana getirmek istiyorum. Kevir'i, son koşuyu getirelim ekrana. Gelsin arkadaşlarım lütfen Kocaeli'de. Altıncı koşuyu getirsinler. Kevir'i de konuşalım. Neden konuşuyorsunuz diyeceksiniz. Yani hani padokta şu keşke şu yarışın padok görüntüsünü ekranlara getirebilseydik. Padokta hakikaten inanılmaz derecede güzel ve inanılmaz derecede iyi gözüküyordu. Hani bir atın padok görüntüsü diyorsunuz ya abi padokta nasıl belli oluyor? Zaten padoğa çıktı. Dedim ki kasa kapanmış. Hani hakikaten
bu kadar güzel olabilir bir at padokta. Sultan de Fos. Sultan de Fos yavrusu ki Sultan de Fos da bu sene Şanlıurfa'da değil mi? Aşımlara devam eden isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben hep bir umudum vardı Sultan de Fos'tan. Bu sene arka arkaya başarılı taylar izlemeye başladık. Görüşlerinizi almak isterim. Yani at dediğin gibi ortada. Yani ben kazanacağım zaten at diyormuş. Ben padoğuna dikkat etmedim. Ama at hakikaten bitirdiği yerdeki yakın çekim yani inanılmaz bir görüntü. Maşallah at tam kıvamına gelmiş. Devamını bundan sonra bu attan bekleyebiliriz. İkincilikte şu anda dıştaki Uğur Levent'in bindiği Yaşarcı Kaneden yavrusu Şafak abla. O da yarışın yıldızlarındandı. Kardeşimiz değişti yakın zamanda. Tabii. Bir takım eksiklikleri giderildi Bursa'da konuştuk. Sığdık Kaya'da. Şurada bir şeyler yapmaya çalıştı Uğur. Heveslenme kardeşi o işlere. Oturma kalkmalar değil mi? Düz giderken bir anda bir bunu deneyeyim dedi falan. Bu böyle ortaya karışık yapılacak bir şey değil. Daha yolun başında sevgili Uğur Levent. Yolun başındayken yapamayacağı şeylere girmesin biraz ama. Biraz gücü bitti sanki. Gücü yani de bitti ya, biraz. Ne evet. Yapsam ne etsem çaresizliği sanki. Şimdi zaten biraz. Şu oturma kalkma işi Gökhan'ı ayırıyorum artık o. Çünkü evet. Hani yapıyor artık ona şey. Ama bazılarında kurtarma noktası oldu. Evet. Yorulanların, atı itmekten yorulanların ben stilim bu deyip. Evet. Bu iyi ama artık bunu tabii tecrübeli gözler, tecrübeli şeyler bunu çok fazla şey yapmıyor. Gökhan artık buna alıştık Gökhan şey Kocakaya'ya. Ona artık söyleyecek bir şey yok. O kafasına göre istediğinde yapıyor, istediğinde yapmıyor. Yarın bugün kaybettiğinde de konuşulur. Kazandığında da bundan kazanılıyor. Ona bir şey ama genç çocuklar, genç aprenti kardeşiniz o işlere bak hiç yapma kardeşim. Onu yapması ikinci hani eleştirmek babında değil, daha yolun başında bir şey diye çok demiyoruz ama dediğin gibi yani onu yapmaya başladı ya da yorulduğu için artık. Muhtemelen. İkincilik salgın gitti. Gibi oldu bu yani hani bu çok kötü bir şey. Çok ya. Yapan var hele o Urfa'da falan yapanlar var. Urfa'dakiler ellerine yüzlerine çok bulaştırıyorlar çok yani. Çok komik gözüküyorlar. O bunu yapacağım diye iki aksiyon atı tuttu orada da ikincilik gitti evet. Yani. Yani bilmiyorum hani niçin böyle bir şey yapıyorlar. Bir hani çünkü zannetmiyorum ki ama yanlış çok yanlış. O metreye kadar fena değildi ama. Fena değil diyor. Evet. Tabii yolun başında da yani eleştiri yapmak. Oraya kadar iyi idare etti. Şey değil, evet. O son finalde biraz sanki. Bakın at ikincilikte bir anda tamam, karar veriyor. Bak herhalde yoruluyor diye bir karar veriyor. Şuval incir hesabı. Evet burada. Ekürü'de de çalışıyor at da çalıştırıyor. Şans da verdiler. Buradan Sıddık Kaya'ya da teşekkür ederim. Gereksiz. Çok erken yarışta evet. Gereksiz şeyler bunlar. Değil onu mi? Söyleyelim. Evet. Pekala. Şeyi gösterelim mi? Ne? Piska çok güzel koştu ya. Piska'yı da gösterelim. Beşinci koşu, beşinci ayak Piska geliyor ekrana. Dişler ait bir koşu. Bu at hep hafif kiloyla koştu Piska. İlk defa böylesine ağır bir kilo. 60 mı? Kaç kilosu? 60. En ağır kilolu koştu yarış ve en parlak yarışı. Ayhan kurşunda 4-4'lüktü. Atta yani ip gibi muhteşem devam ediyor düzlükte. Yani bu gruplarla alakası yok. Bence de yok. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Görüntü ortada. Kısa vadelere, şeylere, o prenses D'lere, şunlara bunlara kafa tutabilecek. Bu rakipler Piska'yı geçemez. Ya, evet. Çok net. Evet, üst peki. Gruba göz kırptı. Biraz tweetlerinize bakalım. Sonra nostalji yarışlarımız var arkadaşlarım ve versiyon eklenenlere. Armand Claude ilk koşusu bomba David Franco'nun tayı yapmıştı. Ben sürpriz olarak demiyorum. İlk koşusunda uzun mesafede koşup ve yaşça da tabii belli bir yaştan sonra olan. Çünkü şey de Kral Sezen'in de yaşı 4 ya da 5'ti o dönemde. Evet. Bir bakarsın herhalde belki. İlk koşusunda o da yani şeyli koştu. Yaşlı sonları koşu. Gibiydi üçün ama. Da 4 dört. Müydü? 4'tü. 4'tü tabii. Yani 3'lü değildi. 4'müş üstelik Ağustos ayında kazanmış. Tabii. Yani makineden çıkmıyordu ve geçti Ömer Ahlat'la. Tabii Ömer Ahlat. Ömer Ahlat'la. Bombmate, Orka, Bombay, Sapsı. Çerkez Bey'i Sivrihisarlı. Evet. Mesela o mesafede Sivrihisarlı'dan yani, en sonuncu atmış. Tabii çok yani çok büyük sürprizdi. Peki Mehmet Ceylan demiş ki abi cümlenin bitmeden yazdım yine kaybettim. İlk defa alacaktım hediyeniz demiş. Bir dahaki sefer artık. Sahibi Kral Sezen için çok iyi at ama taylında kaza geçirdi demişti abi. İyi hatırlıyorum demiş Arbit. Yine Kerim sevgili Feyrisan kısa vade kazanmıştı abi benim bildiğim. Evet. Kerim şu ilk yarışında kazandı ama bizim dediğimiz uzun mesafe. Evet. Yani uzayan mesafe ve hani şey anlamında. Çünkü ilk koşusunda. Bir de ikili gibi koştu herhalde. Tabii Fiersan kendi jenerasyonuyla, dönemiyle koştu. Ama şey öyle değildi. Kral Sezen öyle değildi. Hakan abi Akabey'de 5 yaşında ilk uzun çim yarışını kazanıp başlamıştı. Yeniler zannetmiyorum. Evet. Akabey, Umur Bey'deki Akabey'den bahsediyorsun. Herhalde. Yok.
Sinik yavrusu. Evet. Bakalım. Akabey yok. Akabey Taylan'ın ikilliğinde çok koştu. Ben çok iyi bildiğim atlardan bir tanesi. İkilliğinde koştu. Eray bir kontrol etsin belki. Yani böyle... Bir Arap Akabey var mı acaba? Bir de çünkü Arap bir Akabey hatırlıyorum ama ondan bahsediyor bilmiyorum. Sonucum var. Doğru Özbel Gekürüs'ün Safkan'ı. O da ilk koşusunda çok uzak kazanmıştı. Bir tane Arap bir at, doğru bir at vardı ya. O da kumdu. Yanlış. Bir ona da bir bakmakta fayda var. Uzak ara bir yarış kazandığını hatırlıyorum ama ilk koşusu muydu ondan emin değilim. Ama büyük bir ihtimalle o da benzer bir şekilde 2000 metrede köy kasaba kurmuştu diye Şampiyon Feybe hatırlatmış. Necati Şimşek Kral Sezen doğru cevap ama geç cevap veriyorum bilmiyorum demiş. Yine, İngiliz Akabey değil. İngiliz Akabey değil. Onun taylığını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Türkiye'de koşan ilk doyun demiş Resul Barut. Doğrudur çünkü yurt dışındaki şeylerden isimlerden bir tanesiydi. Sonucunda 4 yaşlı başlamış da maiden bir koşuyla. Araplarda 4 yaşlı başlayıp maiden'de çıkabilir yok. Orada. İngiliz'de ikilliğinde başlayıp 4'ünde ilk koşusunu. Evet, bu bir de yaşıtlarıyla koşmuş. Aynen. Aykut Aslan Kral Sezen demiş hatırlatmış. Kral Sezen mi demiş. Nesi Kral Sezen, Kral Sezen, Kral Sezen cevapları gelmiş. Abi atı bıraksa 2 metre daha geçilmezmiş diyor. Akabey soruları geliyor. Bir Arap Akabey var mı? Baksanıza. Var ama o da maiden kazanmış. Değil. Demek ki değil. Sonucum değil. Robert Rüzgaroğlu Sinan Çetin kamçıyı düşürmüş sanki abi diye gelen mesaj var. Yine aşağı iniyoruz. 6 aydan beri idmanda ve en iyi dereceleri olan attı demiş. Elektronik Çengin paylaşmış. Yine Hakan Gönül Adana görüşlerini paylaşmış. Atburun bandına ve Turgut Bey'e de Turgut Özbey'e de buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletelim. Power King Neon Night yarışı değişti abi. Aynı şekilde koşulan bir yarış demiş. Murat Gök Hakan Bey Sement Gümbür Gümbür yarışını değerlendirme yapacak mısınız? Bugün için değil. Kinova'nın kazandığı Ege Derbisi koşusunu Ahmet Çelik ile Gökhan Kocakaya'nın neler yaptığına bir bakar mısınız demiş. O konuyu koşuyu uzun uzun konuşmuştuk gerçi. Taylan Öztunç verilmeyen cezalardan dolayı Kadir'in cezası ağır geldi diyor. Yani daha önce hep ihtar veya geçiştirdi o yüzden böyle bir ceza geldi diyor. Sercan Aybak abi benim fikrimce oraya kazanmak için çıkıyor ve faul yapmadığı sürece hakemler faul vermediği sürece ceza vermesi doğru değil demiş. Sercan Aybak paylaşmış. Eskiden rahmetli gazeteci Coşkun Güzey adına koşu düzenleniyor. Devam ediyorum etmiyorsa TSY'de İzmir koşusunda anılabilirdi demiş. Belki de andılar haberimiz yok. Özgür Aydın, üstadım iyi yayınlar. Özelden bir mesaj atmıştım. Görmediniz sanırım. Ya gördüm de tam böyle çok ters bir anımda gördüm onu. Şey yapamadım. Geri dönemedim. Bir fotoğraf göndermiş. Şimdi orada aslında kafamda canlandı. Yarışı hatırlayamadım. Fakat formadan, Saadettin'in bindiği bir forma var orada. Sarıkaya Ekürüsü'nün forması ki o Ekürü'ye biniyordu. Acaba dedim şey mi? Demirkol, Necati Demirkol'un mu diye düşündüm. Ya da ya Sarıkaya ya Demirkol. Aynı çok benziyorlar o formalar birbirlerine çünkü. Saadettin'in üzerinden gitmeye çalıştım. Fakat tanıdığım atlar var ama hangi yarış olduğunu şey bunu bulacağım ama size çok eski bir yarış çünkü. Çünkü çok mesleği bırakmış jokeyler de var at üstünde. Ama paylaşacağım Özgür Aydın. Haklısınız atladım onu özür dilerim. Onu da paylaşayım. At kupa kazanıyor. Emeği geçenlere teşekkür bile edilmiyor. Saçma bir uygulama demiş. Kupa törenlerindeki sessizlikle ilgili. Yine EYT Murat günaydın. Kolay gelsin. Yayınlar Nostal Köşesi'nde Aristokrat'ın yarışını yayınlar mısınız? Daha önce yayınlamıştık ama onu da yayınlayalım. 33 numaralı bayiden selamlar. Tarsus'tan gelen misafirlerimizin de selamları var. İyi yayınlar demiş. Biz de Tarsus'ta ve Tarsus'tan gelen dostlara sevgilerimizi iletelim. Süt kupası vardı. Onda bile konuşmalar yayınlanırdı. Mesaj versin. Ne olur insanlar fikrini söylesin demiş Taylan Öztürünç. Arkadaki fonun yamukluğuna ekstrası olmuş abi. Kötü bir görüntü. Şipşak ödül töreni demiş Utkun Borağan Çetin. Hiç yapmasınlar daha iyi demiş. Buyurun Son Düzük ailesi Adana'mızın geleneksel Portakal Çiçeği Festivalimizde biz standımızda yer aldık baharın coşkusuyla demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Bu güzel aileye afiyet olsun diyelim. Tabi bu yemek göndermemiş burada şeyler var. Stand, Portakal Festivali standı. Sevgilerimizi iletelim ama portakal... bir dostumuz söyledi abi ben size bir kasa portakal göndereceğim dedi buraya. Aslında. Dolayısıyla ben tabii o portakalları kendime götüreceğim. Biberler daha gelmedi. Nerede biberler? Nerede bana geçen hafta gelen biberler? Biberler maalesef bitti. Ben de o portakalları, portakalı soydum, başucuma koydum olacak. Cevaplara döküldüm. Ona göre yani. İşin şakası yok. Biberler suyunu çekti, yapacak hiçbir şey yok. Köfte yaptık biz onlarla diye. Afiyet olsun, unutmayın. Peki, Mete Ana selamlar. Ahmet Yıldız, İstanbul Suçlama Bayi'den iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de 33'e sevgilerimizi iletelim. Yalova'dan selamlar abi demiş. Şerif Çizik paylaşmış, Memo Şerif Çizik. Biz de kardeşimize sevgilerimizi iletelim. İyi yayınlar demiş Özkan. Saadettin Turan, sevgilerimizi
sevgili Hakan Bey, daha önce de fikrimi söylemiştim. İzmir Çim pisti 75-80 derece gibi bir açıda viraj pist içerisinde bu pistin açısı 60 derecelere çekilebilir. Yani iç pistlerde 400'e gelmeden 15 derecelik bir düzeltmeyle kazanılabilir pist tekrar demiş. Yine Ayhan Kızgıngül, Selim İpek'im bariyer değil mi? Ya o eski kazalardan bahsediyor. Hayat çok önemli, hakikaten öyle ama hani bu artık bunu kişiselleştirmeden gitmekte fayda var. Çünkü zaten kardeşimiz hani üzgündür mutlaka. Şimdi Antalya'dan geliyor, seçenek çoğalıyor. Çim yaz sezonu olabilir demiş Taylan Öztürünç. Günaydın Hakan abi, hani antrenörlerle ilgili program yapacaktınız, sorunları dile getirecektiniz. Ya şu şeyi bekliyoruz, yasa var ya hani, af yasası falan, onun var, çıkması var. Var, o gündeme. Geçen bu şeyle ilgili bir konu oldu da. Bu hani ben Taylar'la şey, bebek kafeyle ilgili bir mevzu oldu. Bir bürokrat aradı beni. Bu konuyla ilgili, bebek kafenin o yaş şeyleriyle ilgili konu hakkında biraz bilgi almak istediğini söyledi. O esnada lafın arasında bu gelince, bilgimiz var bu konuyla ilgili dedi. Dolayısıyla herhalde bir şey olacak diye o konuda bilgi var. Ama o bebek kafe olayı çok bayağı bir ilgisini çekmiş Tarım Bakanlığı'ndaki bürokratların. Pedigrisinin yani başka atın başka at olarak koşması. Ve ben buradan bir kez daha seslendiriyorum. Türkiye Jockey Kulübü kayıtlarında bunu değiştirmek zorundadır. Bunu Tarım Bakanlığı'da, Statbook'ta da her yerde koşuyu değiştirmek, adını değiştirmek zorundadır. Bebek Kafe diye koşan at Bebek Kafe değildir. Bunu da söyleyeyim. Adı da Bebek Kafe değil. Topolino o atın adı. O değişmezse iş yine hatalar zinciri devam eder. Zincirine gidecektir. Kayıtlarınızı onun adını değiştirmek durumundasınız. Bu 2x2=4. Çünkü neden? Neden? Bilelim hangi at, kimin annesi, ne yapmış? Tabii yani şimdi o annenin kazancı, aygır kazancı, bilmem ne, bunların hepsi etkileniyor. Ve tarihe de yanlış at geçiyor. Topolino, bebek kafe olarak koşan at Topolino'dur. Karıştığı için pedigriler. Bununla ilgili bilgi istediler. Hatta hafta içinde de konuştuk yine bu konuyu da. Aktardım. Dolayısıyla bunu da paylaşmış olalım. İstinyek Ayhan Bayimizdeki herkese selamlar. İyi yayınlar, herkese bol şanslar demiş. Biz de sevgilerimizi İstinyek'e iletiyoruz buradan. Bir kez daha selamlar, sevgiler diyelim. Cengiz Göroğlu, Fenerbahçe 820'ye aynı şekilde sevgilerimizi iletelim. Bugün izleyemesek de iyi yayınlar, sevgiler abi demiş İlker Tekirdağ, sağ olsun. Mehmet Ceylan'a teşekkürler. Aşağı iniriz. Resul Balık'ta Hüseyin Çelik'e, Urfa'ya, Yalpagan'a, Hakan Ilıcalı'ya, Eray Balcı'ya, Murat Yasin Karlıdağ'a. Yine abi Tokaçoğlu yarışını izlemeye gerek yok. Yine klasik Kadir Tokaçoğlu demiş. Suat Timurlenk paylaşmış. Derya Ergin, antrenör dostlarımızdan. Yine iyi yayınlar Hakan abi. Herkese selamlar demiş. Sağ olsun. Yine Bülent Sancal, şeref arkadaşımız. Bütün ekibe selam ve dua ile Hakan Bey kolay gelsin demiş. Sizleri her daim takip ediyoruz demiş. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama bir nostaljiye gidelim. Biz de birazcık soluklanalım. Ve eski bir yine koşuya gidelim. Ya Tunca göstermiştik ama Tunca'nın bir Malazgirt koşusu vardı. Bir Tunca yarışı daha izleyelim. Ben bunu almıştım çünkü. Malazgirt koşusu ta 80'lere gidiyoruz. 87'ye gidiyoruz ve Tunca izliyoruz. Görüntüler biraz kötü ama Tunca'nın hayranlarının da çok olduğunu bildiğimizden dolayı bir kez daha getirelim. Farklı bir yarışın dedik. Yine tabii sadece Tunca değil, orada koşan birçok şampiyon var. Onları da bir kez daha hatırlamış olacağız. Geliyor ekranlarımıza. Türk ordularının kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Malazgirt Savaşı adına düzenlenen koşu az sonra başlayacaktır.
Büyük Türk Komutanı Alparslan'ın önderliğinde gerçekleştirilen bu zafer dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızı sunmayı borç biliriz. Sayın yarışseverler, günün ikinci kursuna, Malazgirt kursuna katılacak Agrup arabatları işte çıktılar. Bir numaralı Erbatur, Mümin Çılgınlı. İki numaralı Gür Batur, Ertuğ Can Kılıçlı. Üç numaralı Tolga Han, Yaşar Atçı ile. Dört numaralı Timur Bey, Şerif Karagöz'le. Beş numaralı Atlı Er, Süleyman Akti ile. Altı numaralı Tunca, Kazım Yıldız'la. Yedi numaralı Aktolgalı, Kadir Altınöz'le. Ve sekiz numaralı Umut Bey, Ziya Mutlu ile. O da starting box'taki yerini almak üzere. Arka kapak sorunu var. Evet, Tunca da starting box'taki yerini aldı. Atlar start hakemimle girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkıştan sonra Timur Bey ve Aktolgalı arasında bir liderlik uğraşı var. Ve koşuyu şimdi Timur Bey force ediyor. Koşunun son 1200 metresine doğru gidiyoruz. Bir boy farklı liderliği Timur Bey koruyor. Şimdi Gür Batur geldi, ona yapıştı, onunla tek at gibi oldu. Onun dışında da Tunca'nın atağını görüyorum. Evet, 3 at arasında bir liderlik uğraşı var. Gür Batur koşuyu asfaltta force ediyor. Ve hemen yanında Tunca takılıyor. Koşunun son 1000 metresine doğru gidiyoruz. Koşunun son 1000 metresi geçildi. Gür Batur ve Tunca tek at gibi. Koşunun son 800 metresine doğru geliyoruz. Evet, öndeki müşterek liderlik devam ediyor. Gür Batur ve Tunca tek at gibi koşunun son 800 metresini şu anda geçiyorlar. Ve dış kulvardan Tunca artırıp koşunun liderliğini alma gayretleri içerisinde hemen yanında Gür Batur, üçüncülükte Tolga Han. Daha sonra atlı yeri görüyorum. Koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. Dış kulvardan bir boy, bir buçuk boy farklı liderliğini Tunca koruyor. Koşunun son 600 metresi geçildi. 604 sırasında son düzlük dönüyor sayın yarışseverler. Orta kulvardan bir buçuk boy farklı liderliğini Tunca koruyor. Evet, gerilerden Timur Bey'in, Tolga Han'ın ve atlı yerin atakları var. Koşunun son 400 metresine doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini evet Tunca koruyor. Şimdi Timur Bey'in gayretlerine rağmen Aktolgalı'nın da gayretlerini görüyorum. Koşunun son 200 metresine doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini evet Tunca koruyor. Ortadaki Aktolgalı ve Timur Bey, Umut Bey üçlüsünün önünde koşunun son 200'ü geçildi. 3 at boyu kadar Tunca önde. Aktolgalı ve Timur Bey'in gayretlerine rağmen koşunun son 100 metresi 4 at boyu önde. Potayı bulan, Malazgirt koşusunu kazanan Tunca oluyor. İkinci üçüncülük uğraşı Timur Bey ve Aktolgalı arasında. Koşunun dördüncüsü Erbatur. Evet, tabii ikincilik, üçüncülük mücadelesini görüyoruz orada. Yine İstanbul'un o özlediğimiz padoğu tartan yok. Kumda tabii hepsi şey yapıyorlar. Malazgirt koşusu ve hakikaten çok özel atlar var burada tabii. Aktolgalısından tut, Umut Bey'ine kadar. Tolga Han'ı sen seyrettin mi, Arap Tolga Han'ı? Yok. İzlememiştin değil mi? İngiliz Tolga Han'ı izlemiştim. Arap Tolga Han da var. Celalettin Alkan
ikilisinin koştuğu bir safkanda İngiliz'e de koydular. İngiliz Tolgağan'ı da Alkanların, o da onların son Tolgağan değil eski. İşte Tolgağan. Sonu zaten 96'larda koşan Tolgağan. Sonunda koşan Urfa'da. Değil. Ondan 96'larda bir İngiliz Tolgağan. Vardı evet, doğru. Evet. Şeyleri Kereman Tolgağan zamanında evet, doğru. O da onların da ama bu Arap Tolgağan. O da Alkan ikilisi. 3 tane Tolgağanları olmuş. 3 tane aynen. Ama şey hani kardeşi zaten şey Kerem'in kardeşi Tolga. Oradan isim de oradan geliyor. Ve hakikaten çok özel isimler var burada. Çok özel atlar var. Ve bu atlar arasında yine Tunca hakikaten el oynatmadan kazandığı bir yarış. Ve tabii şimdi Can kardeşler çok en çok benzeyen yavrusu. Değil mi? Baktı, yani kan hattı olarak baktığımızda yavrusu derken bedenin yavrusu. Şurada evet, baktığımızda bir araya geldiğinde ki hani Tunca'yı canlı gözle izlemiş biri olarak. Çok bunu, eşgalli görünüyor öyleydi herhalde. Şey mi? Tunca. Tunca mı? Eşgalliydi, iyi bir attı ve hani yani iyi bir atı ve eşgalini geçtim ama hani don olarak, renk olarak birebir çok yaklaşıyorlar ve çok benziyorlardı birbirine. Ama buradaki atların bak hepsi Tolgağan özel atlardı. Hepsi birbirinden farklı ve iyi atlardı. Var mı söyleyeceğiniz bir şey yoksa bir başka koşuya geçeceğiz? Benim yok. Peki o zaman şu bir atı konuştuk da onu bir türlü günde şey yapamadık. Hadi bitti. O zaman bir Akabe izleyelim. Millet Akabe'ye yazmışlar. Listede vardı. İngiliz Akabe. Gelsin bakalım. 22 Mayıs 1999'a gidiyoruz. Umur Tamer, Akabe hep birlikte izliyoruz. 5. koşusu Tarık Dinçel koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz sayları piste çıktılar. 1 numaralı Mr. Storm Süleyman Aktı ile 2 numaralı Akabey Ahmet Atçı ile 3 numaralı baş pilot Ali Rıza Yıldız'la 4 numaralı Carpe Diem Nuri Şölen'le 5 numaralı Maynatay Tınayi Adışen'le 6 numaralı Apsuva Haris Karataş'la ve 7 numaralı Şahinaz Engin Yalçın'la bu koşuya katılacaklar. Numaralı baş pilotun ve bu şekilde kulvarındaki yerini aldı. 6 numaralı Apsuva 6. tay olarak giriş hazırlığı yaptı ve starttaki yerini aldı. Box'ın dışında 4 numaralı Carpe Diem kaldı. Bu tay giriş hazırlığı yapıyor ve kulvarındaki yerini aldı Carpe Diem. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Maynatay biraz tereddütlü koşuya başladı. İç kulvardan 2 numaralı Akabey koşunun liderliğini alıyor. 1,5 boy farklı bir liderlikle koşuyu force ediyor. İkincilikte 1 numaralı Mr. Storm'u izliyorum. Mr. Storm'un 2 boy kadar gerisinde 3.lükte 3 numaralı baş pilot. 2 boy kadar geride 4 numaralı Carpe Diem. 1 boy içinde 7 numaralı Şahinaz. Şahinaz'ın da 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Apsuva. Onun da 1 boy gerisinde 5 numaralı Maynatay sırasıyla koşunun son 1400 metre start yeri geçidi önünde 4 boy farklı bir liderlik temin ediyor. 2 numaralı Akabey. Gene 1 numaralı Mr. Storm'un uğraşları var. Mr. Storm'un 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı baş pilot. Baş pilotun da 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Carpe Diem. Bu sayın 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Şahinaz, dışında 6 numaralı Apsuva. Bunların da 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Maynatay sırasıyla 1000 metre start yeri geçiriyor. Önde 3 boy farklı liderliğini 2 numaralı Akabey koruyor. 1 numaralı Mr. Storm'un gayretleri var. Mr. Storm'un 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı baş pilot. Baş pilotun da 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Carpe Diem. Hemen dışından şimdi 6 numaralı Apsuva'nın çabaları var. Bu tayların 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Şahinaz. Hemen dışında 5 numaralı Maynatay sırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. Önde 3 boy farklı liderliğini 2 numaralı Akabey koruyor. İç kulvardan 1 numaralı Mr. Storm'un uğraşlarını izliyorum. Onun dışından 3 numaralı baş pilotla birlikte ve son viraj dönüldü. Bariyer dibinden dönen evet Akabey liderliğini koruma uğraşı içerisindeyken orta kulvardan 3 numaralı baş pilot atak yapıyor. İç kulvardaki Akabey'i yakalama uğraşları içerisinde koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Akabey liderliğini koruyor. 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. Geri plandan dış kulvardan şimdi Şahinaz'ın en dış kulvardan Maynatay'ın da çabaları var. Akabey bariyer dibine yapışık olarak liderliğini koruyor. Orta kulvardan 3 numaralı baş pilot geliyor. Şahinaz geliyor ancak 2 boy kadar Akabey önde. Potayı da 2 numaralı Akabey buluyor. 3 numaralı baş pilot ikinci olurken 6 numaralı Apsuva ve 7 numaralı Şahinaz arasındaki 3. ve 4. kararını varış hakemleri verecekler. Koşu 2 numaralı Akabey kazandı sayın yarışseverler. Kupa yok muydu bunda? Sen kupa töreni vardı gibi kalmış aklımda. Güzeldi bu konu. Yokmuş kupası da. En azından almamışız. Yani at güzeli değil mi? Hakikaten baktığın zaman her yerimle atım diyen bir isim. Var mı Tolga, neler söyleyeceksin yarışla yani ilgili? Tempo yarışlarının başarılı atıydı. Benim aklımda da iyi yarışlar var diye. Çok kazanmış kumda.
Tempoyu buldu mu gidiyor. Geçtiği evet. atlar da bak o dönem Maynatay'ı, baş pilot tabii falan filan bunların çok hepsi Atan Ekürisi'nin önemli atlarından bir tanesiydi. Yine Mr. Storm vardı Gülerci'nin. Bu Şahinaz şey, efisi olan evet. bu hani kratlar Racer'la vardı ya Aydın Doğan, Racer'la The Special Horse evet. muydu? İkisi de bir kaza şey oldu, sakatlanmıştı. Onların annesi Şahinaz. Ve Engin de kulakları çınlasın Engin Yalçın'la. Ve hakikaten o Mr. Storm falan da şeydi. Gülerci Ekürsü'nün hakikaten özel atlarından bir tanesiydi. Cengo diyor ki yarışkım olsaymış Maynatay kazanırmış abi diyor. Vallahi evet. kumda da biraz. Bahat kumda da gidiyor. Kumda da çok kazandı. Ama Maynatay ama evet. kısa kumda o çok kısa başka. Yani rekortmen bir atlı. Evet. Evet. Uzunlar yani keşke şu formaların işte birçoğu yok şu anda görsek tekrar. Evet Umur abi biraz bıraktı şu anda şu aşamada Atan ama. Atan da yok. Atan da bıraktı. Atan Ekürüs de bıraktı. Gülerce var orada gördüğüm şu anda devam eden. Kitapçı daha azalttı. Kitapçı daha azalttı. Kitapçı Ekürüs'ü. Başka bakıyorum. Yedik Ekürüs'ü artık son. Yok. Yani tek tük artık hani son şeyler. Başka da bir şey kalmadı orada yani. Hani baktığımızda ama. Bir döneme damga vuran ekürler. Vuran ekürler hepsi hakikaten yarış öyle. Yarış hayatını da Şanlıurfa'da bitirmiş. Kim? Akabe. Akabe tabii oraya evet. gitmişti. Gerçi Umur abinin birkaç atı daha gitmişti oraya. Dolayısıyla o gelen mesajlar var. Diyor ki abi diyor Gambit Akabe'yi geçmişti diyor. Aynı yıllar mıydı bilmiyorum ama diyor. Eski yarışlar daha bir güzelmiş abi diyor. Hakikaten ben hep söylüyorum yani şu yarışları seyrederken. Daha bir keyif alıyorum diyorum. Hasan Karagül'e demiş ki Şahinaz'ın yavruları kalp krizi geçirerek öldü abi. Kalitesel bir sürün, sorun gibi çok garip kalp Hayır, krizi değil. Birinin hatta bel mi kırıldı bir şey oldu öyle hatırlıyorum. Kalp krizi değil ama yarışta ikisi de gitti. O da ama ayak problemiydi. Onu da söylemiş olalım buradan bir kez daha Hasan Karagül'e en azından paylaşmış olalım diyorum. Bugün tabii reklam arası da vermediğim için bir nostaljilik daha yerimiz var. Sonra yorumlar ve veda edeceğiz ama hadi o zaman şu güzel atlardan birini daha hatırlayalım. İsmiyle o dönemin dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi. Hakikaten çok da sevdiğimiz atlardan biriydi. O zaman 98'e gidiyoruz. 4 Kasım 1998 Sadun Atı koşusu. Ama kazanan kim ona da bir bakalım. Gelsin ekrana izliyoruz. Beşinci koşuya Sadun Atı koşusuna katılacak olan 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları çim piste çıktılar. 1 numaralı Dream Boy Ali Rıza Yıldız'la. 2 numaralı Desert Warrior Engin Yalçın'la. 3 numaralı Ezer Geçer Gökhan Gül'le. 4 numaralı Golden Knight Nuri Şölen'le. 5 numaralı Tolga Han Aslan Birdal'la. 6 numaralı Viviana, Ertürcan Kılıç'la, 7 numaralı Ayizim, Fuat Çakar'la ve 8 numaralı Şapkalı Kadın, Akın Özdeniz'le bu koşuya katılıyorlar. Boyda gözleri örtülü bir şekilde baksa doğru yaklaşıyor. Ve her iki tayda kulvarlarındaki yerlerini aldılar. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Sadun Atı koşusu başladı. Viviana 3 boy sonra koşuya başlarken Desert Warrior ve Şapkalı Kadın ilk metrelerden sonra liderlik mücadelesi yapmaya başladılar ve Şapkalı Kadın koşunun liderliğini alıp 2 boyda fark yapıyor. Desert Warrior ve Golden Knight ikilisi onu kovalarken Tolga hem bunların sağlarında, bunların hemen dışlarında Dream Boy, Ezer Geçer, Ayizim ve Viviana şeklinde 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şapkalı Kadın kaçıyor, ikinciliğe sarkan Golden Knight bu tayı kovalıyor. Desert Warrior 3.lükte, Tolga Han 4.lükte, Dream Boy 5.lükte, Ezer Geçer 6.lükte, Ayizim 7.lükte, Viviana 8.lükte. 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şapkalı Kadın yarım boyluk liderliğini korurken Golden Knight hemen bu tayın dışında 3 boy kadar gerilerinde Desert Warrior, orta kulvarda Tolga Han, daha sonra hemen dış kulvarda Dream Boy sağrısında Ezer Geçer 3 boy kadar geride Ayizim ve Viviana şeklinde 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şapkalı Kadın kaçıyor. 4 numaralı Golden Knight bu tayı kovalıyor. Yine Desert Warrior 3.lükte, 4.lükte Tolga Han, hemen sağrısında Dream Boy, içlerinde Ezer Geçer. Daha sonra Ayizim ve Viviana şeklinde son 800 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda Şapkalı Kadın liderliğini devam ettirirken Golden Knight yine bu tayı kovalıyor. Bu tayların 2 boy kadar gerilerinde Desert Warrior, 4.lükte Dream Boy, 5.lükte Tolga Han, daha sonra Ezer Geçer, Ayizim ve Viviana. Son viraja doğru geliyoruz. Şapkalı Kadın liderliğini devam ettiriyor. Orta kulvardan Golden Knight atak yapıyor. Yarım boy kadar yine Şapkalı Kadın lider 3.
üçüncülükte yine iki numaralı Desert Warrior izliyorum. Tyler son virajı dönüyor. Şapkalı kadın bariyer dibinden dönüp koşudaki liderliğini devam ettirmeye çalışıyor. Orta kulvardan Golden Knight, dış kulvardan Desert Warrior, iç kulvardan Dream Boy atak yapıyorlar. Aizm'le birlikte yine de şapkalı kadın koşudaki liderliğini devam ettiriyor. Ezer geçerli iç kulvardan geliyor. Dış kulvardan Desert Warrior, en dış kulvardan Viviana atak yapıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Şapkalı kadın liderliğini devam ettiriyor. Golden Knight geliyor, Desert Warrior geliyor, Viviana geliyor. İki boy kadar şapkalı kadın koşunun lideri dış kulvardan Viviana geliyor. Üç boy kadar şapkalı kadın önde. Evet, orta kulvardan Dream Boy, dış kulvardan Viviana geliyorsa da koşuyu 8 numaralı şapkalı kadın kazanıyor. İkincilik kararı Dream Boy ve Viviana arasında barış hakemlerinin kararına kalıyor. Desert Warrior dördüncü oluyor. Sadun atığı koşusunu 8 numaralı şapkalı kadın Akın Özdeniz'e kazandı. Sayın yarışseverler, Türkiye Jockey Kulübü Başkanlığı yaptığı sırada kaybettiğimiz ve geleneksel olarak yapılan Sadun atığı koşusu az önce yapıldı. Koşuyu Saadet'in atığı ekürüsüne ait Şapkalı Kadın isimli tay, Jockey Akın Özdeniz'de kazanmayı başardı. Kupa törenine geçiyoruz. Kupayı merhum Sadun Atık'ın eşi İlhan Atı, kazanan atın sahibi oğlu Saadet'in Atık'a kupayı takdim ediyor. Efendim, önce Jockey Kulübü'ne çok çok teşekkürler. Yakın alakalarından dolayı çok heyecanlıyım. Bu kupayı oğluma vermekle. Evlatçım hep devamlı olsun. Yani inşallah. Ay. Ya şimdi tabii babam hayattayken kendi adına koşu düzenleniyordu. O zaman tabii yaşım genç olduğundan dolayı at koşamıyorduk. Babamın vefatından sonra o babam bıraktığı bayrağı devraldım. Bugün de kazanmak nasip oldu. İnşallah çok mutluyum. İnşallah ekibime devamlı de teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Şimdi şunu söyleyeyim. Kupa töreni ve ne kadar güzel bir kupa töreni, değil mi? Halen şu anda genel sekreter, değil mi? Bir abisi şeyin, Saadettin Bey. Saadettin Bey'in. Her yönetimde görev alıyor. Her yönetimde de görev alıyor. Şimdi baktığımız zaman şu güzel görüntü, bakın tarihe geçti. Yıllar sonra bu kupa töreninde ne kadar güzel, ne kadar gurur verici, değil mi? Annenin oğluna verdiği ve kupa nasıl duygularını hanımefendi ifade ediyor, şey yapıyor, gözleri doluyor ve şimdi bir şeyi öğrendik burada, değil mi? Varken de, değil mi? Şeyde, hayattayken de bu kupa töreni veriliyormuş ama kendi üzerimize at koşmuyorduk şeklinde, bakın bir bilgi paylaşılıyor, bir bilgi öğreniliyor. Şimdi bu kupa töreninin güzellikleri niçin yok? Neden yok? Anlatabiliyor muyum? Yani başından beri bizim şeyimiz bu. Mesajlar geliyor. Abi ne kadar güzel bir kupa töreniymiş diyorlar. Bu da özellikle bu koşuyu getirdim ki ekrana. Neden? Bir aile içerisinde kazanılan bir kupa ne kadar önemli bir şey, değil mi? Bak koşuyoruz. O dönemde hakikaten çok özel atları koşuyor. Bak ne diyorlar? Eğer diyor ses olmasaydı diyor, biz diyor anne oğlu olduklarını bilmezdik diyor. Evet. Öğrenemeyecektik diyor şimdi mesela. Görüyor musunuz? İşte bunun bu özellikleri de göz önüne alarak artık bunun bir startı verilsin ve şu kupa törenleri lütfen artık sesli olarak yayınlansın. Çünkü hakikaten bu artık sadece hani benim kişisel veya işte Tolga'nın, Eray'ın, Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in beklentisi, yarışseverin beklentisi. Bu noktada bu güzel kupa törenlerini, verilen mesajları da duyalım. Hakikaten çok güzel, özel, tüylerin diken diken olduğu bir kupa töreniydi. Artık sesli izleyelim bunları. Biz ne kupa alıyoruz, ne kupa aynen veriyoruz. Yani bizim şu öyle bir kupalık bir işimiz de yok. Yani. Onun için bir şeyimiz yok. Ama hakikaten ben şimdi şu nostalji çok güzel söylediler. Helal olsun, iyi hatırladım. Yani hakikaten şimdi şurada... Sizin adınıza ileride düzenlenecek bu kupa yani, aynen böyle. Dolayısıyla... Yani müthiş güzellikler ya. Yani bu güzelliklerden mahrum kalmamak lazım. Aynen. Bir de atı konuşalım. Şapkalı kadın. Yani öve bitiremedik aramızda. Evet, kendi aramızda konu. Hakikaten kısrak ama erkek at gibi, evet. Maşallah. Ve dönemin iyi atlarından bir ara start problemi baş göstermişti. Startta takıldığı yarışları olmuştu. Starttan kaldığı yarışlar olmuştu ama sonrasında yeniden topa... Ömer Ahlat, yine bugün de Ömer Ahlat çok konuştuk. Evet. Dolayısıyla Ömer Ahlat'la da koşup kazandığı yarışlar vardı ama diğer koşan atlara da bakar mısın? Dream Boy, Kuyumcuyan Ekürüsü'nün Safkan'ı. O da bir Barnato yavrusudur mesela. Hakikaten Barnato'nun böyle eşgalli, düzgün ve uzun süre koşmuş yavrularından biri. Viviana yine Gedik Ekürüsü'nün Safkan'ı daha sonra yetiştirecekti de paylaştık. Hanefi Şahin'in Desert Warrior'ı. O Adana dediğimiz zaman, değil mi? O da maşallah at güzeli, böyle boksör atlardan bir tanesiydi. Yine
Merhum Barakas'ın ay izimi var burada izlediğimiz atlardan. Atman ekibisinin Golden Knight'ı var. Nightline Dancer yavrusudur. Annesi de Golden Apple'dır onun. Zadik Gökoğlu dolayısıyla var. Zadik Gökoğlu var burada. Zadik'in de taylığı artık burada baktığımızda. Değil mi? Neler var neler. Ve muhteşem bir kupa töreni var. Ebediyeti uğurladığımız büyüklerimiz var. Onlara da bir kere daha saygı ve rahmetle analım buradan bir kez daha. Dolayısıyla işte bu kupa törenleri hep olsun, hep sesli olsun. Ve bundan sonra da hakikaten bir daha sesi alalım. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Bu kupayı oğluma vermekle. Evlatçı hep devamlı olsun. Yani, ederim diyor. Bakın düşünün evet. Kurucularından ve burada başkanlık yapmış yıllarca eşi. Evlatları hakikaten ikisi de halen bir tanesi yönetimlerin çoğunda yer alıyor. Ve hakikaten çok önemli atılar. Çok katkıda bulunmuş bir aile atı ailesi. Vizyon sahibi yurt dışında kesinlikle bilir. Aynen. Böyle bir aile. Şimdi bunu sesli yayınlanmış ne güzel olmuş. Herkese öğrenmiş oldu. Dediğim gibi bundan sonrası için bu bir start olsun diyelim. Ve biz artık araya da gitmeden direkt yorumlarımıza geçelim. Yalnız özel istekler vardı. Adana'yı niçin söylemiyorsunuz diye. Dolayısıyla bir Adana yorumu da varsa içinizde alalım. Yoksa olur. Önce başlayalım ya da önce İstanbul'la başlayalım. Adana ile ilgili önerileriniz varsa dipnot olarak sonunda paylaşırsınız. Tamam. Evet Eray. Tolga. İstanbul'da 7 koşulu bir yarış programı görünüyor. İkinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağıyla ben yorumlarıma başlıyorum. 4 yaşlara patlarının uzun mesafeli bir koşusu. Bir ömürün 1-2 yarış bocaladı ama artık tam istenilen duruma geldiğini görüyorum. Kazanmaya yakın benim favorim. 3 numaralı bir ömür. 2 numaralı Zaza Hasan. 6 numaralı Karagül Bey'i. 1 numaralı Karaçelik. 4 numaralı Bahattin. Ve 5 numaralı İstan ise 3 numaralı bir ömürün sırasıyla rakipleri. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa mesafeli koşusunu izleyeceğiz. Ben ilk şansı 5 numaralı Singapur'a veriyorum ki bu attan bugün çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Startla birlikte numarayı alıp temposunu rakiplerine kabul ettirip düzlükte de direnerek inatla kazanmaya yakın. 6 numaralı Onurlu Efe akabinde 1 yazmışım ama 11 olacak. 11 numaralı Korcan. Rakipleri olur. 5 numaralı Singapur'un. 3. ayağa geldiğimizde son 2 yarışında 2000 metrede koşan, bir evvelki yarışın 2.07 son startını ise 2.06 içinde bitirirken Magnus gibi önemli bir atan arkasında kalan Hayvata bugün usta jockey Halis Karataş'la buluştu. Kazanmaya yakın mesafe deneyimiyle. Takibimizde olması gereken bir at 7 numaralı Manechem. Çok eşkalli bir at. Biraz hazırlaması kendisini birkaç yarış alabilir. Bugün de iyi koşabilir ama aklımızda olsun 7 numaralı Manechem. Sonrasında 3 numaralı Carrot, 4 numaralı Critboy ve sürprizde 1 numaralı Elie Vince rakipleri olacak ama 5 numaralı Hayvata çok çok şanslı. 4. aya geldiğimizde 6 numaralı Hergele'nin Bursa'da birkaç çalışmasına denk geldim. Safkan'ın seyisi de sevgili dostlarımızdan Turan abi, Turan Can Polat. Onunla da zaman zaman konuşuyoruz. Her an at çıkışa geçebilir. Ben o yüzden ilk şansı bu Safkan'a verdim. 2 numaralı Kazdağ, 3 numaralı Aksakal, 1 numaralı Gökkale, 7 numaralı Hilal Eda. Bu koşunun olmazsa olmaz diğer isimleri. 5 numaralı Aksoyak, 5 numaralı Gürgür Baba ve 4 numaralı Aksoyak ile rahat bir koşu izleyelim. 5. ayağa geldiğimizde... Neydi buradaki sıralama? 6, 2, 3, 1, 7, 5, 4. Son dakika bende yoktu çünkü Hergele de bir son dakika bilgisi Hergele diye evet. Geldi. Hani ilave ettirecektim benim ben de. İlk atım. Senin ilk atın evet. Dolayısıyla Hergele ile ilgili. Atla izledim çalışmalarını Bursa'da. Evet. İyi koşacak yani. Evet. 5. ayağa geldik. 7 numaralı Juno ve 6 numaralı Sensizm ikilisi ilk planda değerlendirmeye alınsın. Sonrasında 4 numaralı Nippon, 8 numaralı May Blitzki kısalan mesafede daha iyi koşacak. 3 numaralı Anatolian Pearl ve biraz mental sıkıntıları olsa da kendisini yarışa verdiğinde çok iyi koşan 1 numaralı Shibin diyorum. Günün son ayağında da kapanışı 7 numaralı Blazing Girl yapacak diye düşünüyorum. O gün yarışın temposu çok yavaştı. Üstüne kapandı at birkaç yerde. 3. kaldı Blazing Girl. Bugün kapanışı yapar diyorum. Günün bankosu. Herkese bol şanslar. Adana'da bir iki tane
banka önerisi de bulunayım. 3 numaralı katan 4. koşuda, 4. ayakta ve 5. ayakta da 1 numaralı Neşvan iki kardeş at koşacak. Biri, ekürü. Aynı ekürünün atları, ikisinin üzerine evet. Bir şablon değerlendirilebilir. Herkese bol şanslar. Sözü her zaman olduğu gibi Eray Balcı kardeşime bırakıyorum. Evet, ben birinci koşuya Kelemer'le başlamak istiyorum. Sende de yoktu. Bence yok, eklemekte evet. Fayda var. Ekleyelim. Çünkü Bulut Veys ve Mert Kal gibi isimlere dayanan bir anne kanattı var. Mesafeye yatkın Kelemer, 9 numaralı Kelemer benim favorim. Sonrasında 11 numaralı Görük'le, bomboş kilosuyla yine iyi koşacaktır. Daha sonra 3 numaralı Bir Ömür, biraz daha kilo düştüğünü görüyoruz. 2 numaralı Zaza Hasan, 5 numaralı İstan sonrası 6 Karagül Bey'i, 1 Karaçelik ve 4 numaralı Bahattin diyorum. Üçüncü koşuda 5 numaralı Singapur konusunda Tolga'nın hemfikirim. Önlerde temposunu kuracak ve muhtemelen de kuracağı temposuyla kazanmaya çok yakın. Ancak 2 numaralı Daloğlu, olur da önlerde Singapur'a eşlik eden biri olursa yükseklere çıkan her bir tempo Daloğlu'na çok yarar. 3 numaralı Alsancaklı, 11 Korcan, 6 Onurlu Efe. Günün dördüncü koşusunda 5 numaralı Hayvata uzun mesafede 2 tane yarış koştu. Birinde üçüncü, diğerinden ikincilikle ayrıldı. Ancak ikinci olduğu koşuda yarışı hem önlerde kabullenip hem de sonlarda veren rakiplerine direnerek ikinciliği kurtarmıştı. Açıkçası ben o yarışını çok beğendiğim Tay'dan bugün birincilik bekliyorum ve günün limanı diyorum. Günün beşinci koşusunda 2 numaralı Kazdağ'ı sanki yarışın yükünü çekecek isim olarak gözüküyor Kazdağ'ı. Önlerde boş kalıp çıktığı gibi bitirebilir. 5 numaralı Gürgür Baba, sonrasında 1 numaralı Gökkale, 6 Hergele, 3 Aksakal. Günün 6. koşusunda 8 numaralı My Blitz, yine benzer mesafeli son yarışında hayran kaldığım Butay'ın orijin bilgilerine baktığımız zaman müthiş safkanlara dayanıyor. Baba kanatlı Pulpit, Tapit, Corinthian gibi ülkemize aygırlık yapan safkanların yakın akrabası. Ben My Blitz'ten bugün birincilik bekliyorum. 1 numaralı Şibin, yani yarış öncesi eğerleme halinde başlayan bir huysuzluğu var. Şayet onu minimuma indirebilirse bugün Şibin çok iyi koşar. Altırmalı Sensizim ise son yarışını yaparsa bu Taylan'ın rakibi olur. Kapanışta 7 numaralı Blazing Girl'ün orta mesafeleri daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Rakipleri 4 Cerensel, 8 Altın Kafes, 9 Pinwell, 2 Penguen, 5 Speedy Joy. Evet. Peki, senin var mı Adana için önerin izleyenlerimize? Hemfikirim günün limanları konusunda. Bence iki hatta kazanır. Peki. Evet, İstanbul'da günün ikinci koşusunda 6 numaralı Karagül Bey'i. Bir kere formu aynen devam ediyor. Tek soru işareti, acaba mesafe konusunda bir eksiklik olur mu? Biraz uzun mesafe ama ben bunu Hışman'da bu aralar çok formda bir şekilde tolere edebileceğini ve koşuyu kısaltabileceğini düşünüyorum. En şanslı isim olarak görüyorum. Ama 3 numaralı Bir Ömür. Bu kez Mustafa Çiçek İdaresi'nde yine şanslı olacak isimlerden bir tanesi. Son üçüncü bir sonrasında ilk alternatif değerlendirilebilir. 1 numaralı Karaçelik kendisini en iyi tanıyan aprentisiyle start alıyor. Bu kardeşimiz de çok başarılı. Bir şekilde kantarmasıyla ve çok uyum içerisinde. Bence Karaçelik'e dikkat. Son koşusunda yine fena gözükmeyen 2 numaralı Zaza Hasan. 5 numaralı İstan. Son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün sikleti de çok uygun ve düzlükte yapacağı etkili sprintte netice alabilir. 6-3-1-2-5. 6-3-1-2-5. Bunlar olmazsa olmazlarım. Ama bana göre günün en zor koşusu ve diğer ayaklara biraz zayıf geçeceğimiz için benim sıralamamda 11 numaralı Görükle de var. Zira Görükle'nin bir önce kazanmış olduğu koşusu fevkaladeydi. O görüntüsüne eğer yansıtırsa bugünün şanslı safkanlarından biri olacak. Yine son yarışında tempoyu biraz önlerde yüksek tutunca sonlarda 3. 4. tabela içerisinde ancak yer bulan 4 numaralı Bahattin, hatta 7 numaralı Afacan dahi bu sikletle bir yerlere gelebilir. 9 numaralı Kelemer de Eray'ın ilavesi. Benim de son gazete yorumlarımda da son at olarak ilave ettiğim isimdi. Dedim ya, çok zor bir ayak. Mümkün olduğunca fazla isme şans tanımakta fayda var. Benim sıralamam 6-3-1-2-5 ve 11 öncelikli bir çizgi.
4.79. Günün üçüncü koşusunda 11 numaralı Korcan diyeceğim. 50 kiloyu buldu Furkan Him ve son koşuda çok başkalaşmış, çok değişmiş bir Korcan'ı izledik satış koşusunda. Ve bugünün bana göre en iddialı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Birinciliğe çok yakın. Yine uygun sikletle start alacak olan bu Safkan'a ilk şansı tanıyorum. Hem Eray'la hem Tolga'yla hem fikrim Singapur konusunda. Bir kere çok iyi bir ekipte, çok iyi ellerde hazırlanıyor. Buradan Pamukçı'ya kürsüne de hakikaten her atını sahaya o kadar güzel getiriyorlar ki, her atını piste o kadar, pada o kadar iyi getiriyorlar ki. Singapur'da bunlardan bir tanesi. İkinci isim olarak yazalım. Bir de ayağına çabuk, süratli stiliyle starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilecek bir numaralı Mirza Lağsız da bence atlamayalım. Çünkü çok ayağına çabuk, süratli. Çetin Taş 63 kilo bir beyaz bayrak ayna yarışı niçin olmasın deyip üçüncü isim olarak benim sıralamamda yer alıyor. İki numaralı Dalıoğlu. Kardeşimiz Kaan Gökçe yeni yeni at binmeye başladı ama kötü at binmiyor. Ben bir iki yarışını Kocaeli'de hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, aklımda kalmadıysa. Fena bir yarış çıkarmadı bugünün şanslı isimlerinden ve son olarak da alt numaralı Onurlu Efe diyeceğim. İdman pistindeki çalışmaları göz dolduran isimlerden bir tanesi. Aradan da çok etkileneceğini zannetmiyorum Onurlu Efe'nin ve en iyi aprentilerden biriyle start alacak olması da bir avantaj. Bu nedenle 11-5-1-2-6 benim bu koşudaki sıralamam. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise 5 numaralı Hayvat'a son koşusunda bence çok tatminkar bir performans çıkarttı ve bugün de Halis Karataş idaresinde üstelik bu mesafede birinciliğe çok 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 yakın gözüküyor. Hayvat'a büyük bir ihtimalle kazanır. Ancak maiden koşu olması, bir de Safkanların zaman zaman günleri günlerine uymuyor, beklentilerin çok altında kalırsa rakip kim dersiniz? 3 tane isim söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi 7 numaralı Menahem. Dolayısıyla bugün için kuponlarda yer alması gerekiyor. Ve bence yeri çok başka. Yani en az kısa vade atı. Ama biraz pişmesi, biraz tecrübesi kazanması gerekiyor. Dolayısıyla rakibi 7 numara. 3 numaralı Carrot. Yine kuponlarda yer bulması gerekebilir ve bir de bu 4 numaralı Creed Boy. İdmanların da hep iyi yarışlarına pek yansıtamıyordu. Benim sıralamam her ne kadar 5-7 olmakla beraber, 5-7 öncelikli olmakla beraber yer ve imkanı olanlara 3 ve 4 Carrot ve 4 numaralı Creed Boy'da dikkate alınabilir. Günün 5. koşusunda ise Kazdağ normal şartlarda bu grubun çok daha üzerindeki isimlerle başa baş, diş diş mücadele vermiş bir isim. Bence de bugün bir şekilde kendini potaya atacaktır, kazanacaktır. Liman tercihi olarak dikkate alınabilecek isimlerden bir tanesi Kazdağ. Mesafe konusunda evet, bu mesafelerde kazandığı yarışlar var. Kazandığı yarış var, başarılı olduğu yarışlar var 1900 ve üzerinde. Ama dediğim gibi bir tık kafamdaki soru işareti mesafe, ama buna rağmen risk edilebilir. Liman tercihini farklı bir yerde kullanmak isteyenlere benim öncelikli rakibim Gürgür Baba. İlk ciddi rakip, fakat yorumlarımda olmamakla birlikte bir son dakika bilgisi bu altın malı Hergele ile ilgili geldi ki Tolga Hanım da zaten bahsetti. Dolayısıyla eğer Kazdağ limanına sığmayacağız derseniz, alternatif arıyorsanız Gülgür Baba ve Hergele alternatifler olabilir. Günün 6. koşusunda ben 2 ismi ayırdım rakiplerinden. Ki birinin de kazanacağına inanıyorum aslında. O da altırmalı Sensizim. Aradan sonraki koşusunu çok beğendim. Bugün 53,5 kilo Halis Karataş tüm koşullar lehine. Ve bence kazanır Sensizim bu koşuyu. Rakibi ise 4 malı Nippon olacak. O da son koşusunda el oynatmadan bir yarış kazandı. Bugün için benim sıralamam 6-4 şeklinde olacak. Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuda ise Blazing Girl. Çok büyük bir terslik olmazsa bence yine potaya bir şekilde burnunu değdirecektir. İlk şanslı isim olacak dişiler arasında, hem cinsler arasında. Ancak 9 numaralı Pimwell'in son koşusunu çok beğendim. 8 numaralı Altın Kafes hep iyi koşuyor. Bu aralar formunda ciddi aşamalar var. Ve uzun süre ara vermiş olmasına rağmen fit ve hazır durumda bu koşuya gelecek olan bir isim var. 5 numaralı Split the Joy. Yani ara verdiğine hiç bakmayın. Son derece hazır durumda bu koşuya katılıyor. Ve bugün eğer 7 numaralı Blazing Girl biraz sallanırsa devreye gelebilecek isimlerden biridir. Sıralamam da 7, 9, 8, 5 şeklinde olacak bugün için İstanbul'da. Adana'da sizler söylediniz. O zaman ben Adana'ya hadi yorum yapayım bugün. Adana'da da bir değerlendirme yapalım. Vaktimiz var. Adana için... Açıkçası düşüncelerimi en azından merak edenlere. İkinci koşuda 4 numaralı Madenci, 10 numaralı Perandor ki aracı ekürüsünün Safkan'ı bugün iddialı olacak. 1 numaralı Bumerang, 6 numaralı Pashinko ve 2 numaralı Jessamine benim öncelikli olarak değerlendirdiğim sıralama. 4, 10, 1, 6 ve 2 şeklinde olacak. Adana'da az sonra başlayacak olan koşularda. Günün üçüncü koşusunda Adana'da 10 numaralı Özdemir Bey.
7 numaralı Boğaçan. Bakın bu safkana dikkat Boğaçan'a. Çelikoğlu ekürisindeydi, bir Azamur yavrusu. Pek bekleneni veremedi. Daha sonra bu safkan el değiştirdi ve Adana'ya gitti. Son yarış padoğunda siz de bugün padokta bakın eşkal olarak acayip bir şey. Yani hakikaten atların yanında çok farklılaşıyor Boğaçan. Değişik gözüküyor ama tabii sorunlar ve problemler el verdiği ölçüde bu tip safkanlar şanslı olabiliyorlar. Ama kağıt olarak baktığımızda ve pedigri olarak baktığımızda görüntü olarak da Boğaçan bu gruptan aslında çok farklı bir isim. Ama bugün genel puanlamada çok gerilerde. Yine de bence 10 numaralı Özdemir Bey'in ilk ciddi rakibi 7 numaralı Boğaçan diyeceğim. Daha sonra 2 numaralı Kokobamba, 1 numaralı Aşil ve 3 numaralı Ayşegül. Dikkatleyeceğim isimler ve sonrasında 12 numaralı See You Again. Ve günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise ben iki isim arasında az hata yapanın koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Bunlar da 1 numaralı Bitcoin ve 3 numaralı Ömer In My Heart. Aynı ekipte, aynı ellerde sonuç itibariyle iyi olan, belki bir tık daha iyi olan kazanacak. 1-3 sıralamasını düşünüyorum. Günün 5. koşusunda ise 3 numaralı Katana arkadaşlarım konusunda katılıyorum. Yalnız şimdi baktım. Bu yükselimde dil bağı ilavesi var. Bu takı değişiklikleri de artık şeyde var. Çok güzel oldu. Şeyde fanatiğin altında yazıyor. Takı değişiklikleri diye yazmış, yazılıyor artık. Bu takı değişiklikleri çok önemli değil mi? Aksesuar değişiklikleri yani şeylerde. Fiyatın başarısını gerçekten de etkiler. Bir takının çıkartılması veya ilave edilmesi. Fanatik'te de çok iyi bir hizmet. Evet. Baktığımızda burada net olarak altta da görünüyor. Hı hı. Şu kısımda. Hı hı. Teşekkür ediyorum ben bunu düşünüp buraya koyan Fanatik Hipodrom ekibine. Evet. Dolayısıyla takı değişikliği olan Yükselim var. Dil bağı ilavesi yapılmış. Dolayısıyla Katan'ın bana göre ilk ciddi rakibi 1 numaralı Yükselim olabilir ve 6 numaralı Yoldaş. Yani 3-1-6 bu koşudaki sıralamam. Günün 6. koşusunda ise 1 numaralı Neşvan konusunda sizlerle hemfikirim. Liman tercihlerimizden biri. Burada rakipler kim dersiniz? Burada cazip bir isimden bahsedeceğim. 5 numaralı Amasyalı, 7 numaralı Gölge Ele ve 8 numaralı Efil Efil bana göre rakipleri. Eğer liman tercihimizi farklı yerde kullanacaksak. Kapanışta ise Adana'da 8 numaralı Levent Bey ikinci koşusunda gerçek kumaşını, gücünü göstermeye başladı ki bugün de birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bugün bir çıkış yarışı beklediğim bir isim var. 2 numaralı Binizetoğlu. İddialı bir performans gelebilir ve 1 numaralı Aquaman şanslı olacak ve eğer start önünde fazlaca stres ve problem yaratmadığı takdirde 3 numaralı Burhan, 5 numaralı Denizhan Bey rakipler olarak gözüküyor. Benim Adana'da son koşudaki sıralamam önce 8-2-1 daha sonrasında 3 ve 5 şeklinde olacak. Evet, Adana'yı da yorumladık bugün uzun uzun ve programımızın sonuna geldik. Dolu dolu bir program oldu. Bizler burada çok keyif aldık sizlerle birlikte yaklaşık. Hatta 8 gün aradan sonra değil mi? Bir hafta aradan değil, 8 gün aradan sonra birlikte olmaktan. Umarız aynı tadı, aynı keyfi sizler de ekranlarınız karşısında almışsınızdır deyip yarın için bir istirhamımız olacak sizlere. Evlerinizde, iş yerlerinizde, ganyan bayilerinizde, herhangi ortamdaysanız, hele ki pazar sabahı bir kahvaltı sofranız varsa 3 kişilik yer ayırırsanız bizleri mutlu ve mesut edersiniz diyoruz. Ve sözü kapanış için ben önce sevgili Tolga Hanımale, ardından da Eray Balcı'yı bırakıp bugünlük veda ediyoruz. Bir son düzük cumartesi gününün daha sonuna geldik. Yarın yine 10.30'da huzurlarınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Şansınız, bahtınız açık olsun. Bizlere eşlik eden bütün dostlara teşekkürler. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.